Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Yeni bir gün ve yine aynı saatte huzurlarınızdayız. Star ekranlarından bütün sevgili seyircilerimizi, Türkiye'nin dört bir köşesini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Güzel bir gün diliyorum efendim. Günün geri kalanında sağlık, huzur, mutluluk, neşe, keyif, evinizde bolluk, bereket. Her şey sizinle olsun. Allah iyilerle karşılaştırsın. Bir kez daha Gerçeğin Peşinde programına hoş geldiniz. Adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey. Efendim iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş, İsmail hoş geldin. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş. Efendim size geçeceğim. Çünkü enteresan bir konu. Yani 30 yaşına kadar neredeyse babasının öldüğünü zanneden, belli bir dönemde açıklanmış ama fakat daha sonra ölmediğini öğrenen 30 yaşındaki İsmail'in hikayesini dinleyeceğiz. Neden babası için öldü dediler ve İsmail'in bazı iddiaları var. Onları da ekrana getireceğiz. Ama dünden bugüne sarkan bir konumuz var. Dün bir kızımızı aradık efendim. 15 yaşında Meryem Çelik'i aradık. Bursa'dan kaybolmuştu. Meryem'in bu ilk kaybolması değilmiş. Hatta 5.'ydi. Daha önce bir kaybolmuş 3 ay Antalya'dan dönmüş gelmiş. Fakat döndüğünde bu kayboluşlardan sonra ağzını bıçak açmıyor Meryem'in. Hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir açıklama yapmıyor ailesine. Onun için bundan 3-4 gün önce yine valizini hazırlayıp kayboluyor ve ablası dün yayındaydı. Bir gelişme oldu. Biz de ablasına bunu haber verdik. Şöyle ki Meryem Mersin'de ortaya çıktı bu sefer. Değil mi? Bursa, Mersin ne alaka? Daha önce Antalya'da ortaya çıkmıştı. Karakola gidiyor. Teslim oluyor. Yani teslim oluyor derken öyle demek gerekiyor değil mi? Evet, tam aranıyordu öyle. Çünkü. Tam öyle. Çünkü ha. 18 yaşından küçük olduğu için bunun adı teslim. Ben geldim diyor. Beni ailem arıyordu. Kayıp başvuruları vardı diyor. Ve ablasına telefon açıyor. Diyor ki beni ne olur ağlıyor. Nasıl ağlamış size anlatamam. Lütfen ablacığım gel beni al. Yoksa beni sosyal hizmetlere götürecekler. Ben oraya gitmek istemiyorum demiş. Dolayısıyla Meryem ortaya çıktı bulundu. Biz bu haberi verince de ablası bize bir teşekkür konuşması yaptı. Onu şimdi ekranlara getirelim. Şilan Çelik evden kaçtı dediği 15 yaşındaki kardeşi Meryem'i bulmak için programımıza başvurmuştu. Bursa'da kaybolan 15 yaşındaki Meryem Çelik ekibimiz sayesinde Mersin'de ortaya çıktı. Yayınımız ardından dakikalar sonra emniyet güçlerine giderek teslim olan küçük kız hemen ablasını aradı. Ben kardeşimi buldum. Şimdi onu almaya Mersin'e gideceğim. Yaptıkları için Serap Hanım ve ekibine çok 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 teşekkür ediyorum. Onu aldıktan sonra inşallah çok güzel günler bizimle olacak. İnşallah. İnşallah. Yani bu 5. kaçışıydı. Eminim de hiç güzel şeyler yaşamadı sokaklarda. En azından güvenlik açısından. O yüzden bir daha aynı hataya düşmez inşallah. Şimdi İsmail. İsmail'in bir yayın öncesi derdini anlat bize İsmail diye kamerayla mikrofon uzattığımızda söylediklerini bir tekrar dinleyelim. Orada birkaç cümle var. Özellikle sonlara doğru söylediği. Bende büyük merak uyandırdı bu söyledikleri. Bakalım sizde de aynı merak uyanacak mı? İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki İsmail Dimetoka yüzünü hiç görmediği babasını arıyor. Annesi oğluna neden ben hamileyken baban öldü dedi. Bu yaşıma kadar yalanlarla büyümüşüm. Ailemden bir hayır gelmedi. Bana kimse yardımcı olmadı. Dedesi babasıyla ilgili ne biliyor? Dedem bana dedi ki babanı bul, al gel ama yanınızda bir tane polis olsun. Sana dedi bir şey söyleyeceğim ama dedi şu an sana asla söyleyemem. Ortalığı dedi birbirine katarsın. Genç adamın babası nerede? Sadece bir elini öpeyim, senin varlığını bileyim, senin yaşadığını bileyim, göreyim bana yeterli. İsmail babasına kavuşabilecek mi? Biraz daha. Sevgili seyirciler, İsmail'in annesinin adı Semra. Şu anda 3. evliliğinde, 54 yaşında. İlk bir evliliği oluyor, oradan bir kızı var, Tuğba isimli. Sonra işte İsmail'in babasıyla evleniyor.
Mehmet Bey ile evleniyor ve daha hamileyken de Mehmet Bey evden gidiyor. Şimdi İsmail, ne olmuş annenle baban arasında ki sana hamileyken daha baban evi terk etmiş? Annemin şöyle de babamın şöyle bir rahatsızlığı varmış. Altına kaçırdığı için ve utancından anneme söylüyor. Annem de kalkıp diyor ki hani bizim yani anneanneme diyor ki hani altına kaçırıyor. Hani ne yapmamız gerekiyor? Utancından gidip tekrar babama demiş ki ben evdekilere söyledim. Tedavi ol. Tedavi ol. Tabii adam utancından hani utanıyor tabii hani aileden dolayı. Aile de duydu diye. Çünkü utancından hemen yani gidip bir daha haber alınamamış evden. Yani terk ediyor. Evden gidiyor, kimseye de bir şey söylemiyor. Ve bu zamana kadar da haber alınamıyor. Peki İsmail'cim sonra boşanıyorlar herhalde. Boşanıyorlar. Nasıl boşanıyorlar adam ortada yoksa baban? Bundan haberim yok ama benim duyduğum kadarıyla annem bana söylediği gibi hani boşandılar. Ama annem bana şunu söylemişti. Hani senin baban öldü. Aa, öyle mi? Direkt öldü diye sana öyle söyledi. Baştan beri öyle söyledi. Tabii. Yani. Ha, sen bunu sağdan soldan duymadın. Direkt annen söyledi. Evet. Annem bu yaşıma kadar öldü demişti. Ta ki doğruyu öğrenene kadar. Bir gün teyzemi aradım. Teyze dedim, bize kadar gelir misin? Tabii o zaman resimler her şey elimde. Anneannem bir arabanı anlatmıştı. Senin baban ölmediydi. Sana yanlış anlatıldı. Bunu kaç yaşında öğrenmiş oldun? Bunu 10 yaşında falan öğrenmiştim. Şimdi teyzemi çağırdım. Gel dedim. Hani dedem de burada. Gel konuşalım. Hani bir sorayım bakalım. Nesiymiş? Öğreneyim. Teyzem de çıktı, geldi Marmaris'ten. Beni kırmadı sağ olsun. Gelir gelmez dedim ki teyze dedim, seninle beraber dedim gidelim. Dedemin yanına hazır dedim, içeride oturuyor, soralım. Hani neyin ne olmuş öğrenelim. Annene sormadın. Anneme bir şey sormadım. Ondan sonra dedem dedi ki tamam, senin baban ölmedi. Yani bunu ilk başta bana teyzem doğruyu anlattı. Ondan sonra anlatınca ben de hiç, hani millete el vermemek için ben de dedeme sormak istedim tekrar. Dedi ki senin dedi baban ölmedi, yaşıyor, hayatta. Dedim peki ismi, soy ismi nedir? Dedi ki Mehmet Görmüş. Dedim nerede yaşar, nerede şey yapar? Rahmetli anneannem dedi ki Banaz'da oturuyordu. Uşak Banaz. Aklımda öyle kaldı. Peki yavrum, senin neden soyadın o zaman Dime Toka? Neden babanın üzerinde değilsin? Nikahlılardı değil mi? Resmi nikahları var mıydı? Vardı. Boşandıklarına göre vardır. Vardı. Neden senin dedenle aynı soyadını taşıyorsun? Bir de onu anlat. Şimdi şöyle bir şey var. Babam gittikten sonra tabii benim varlığımdan, her şeyden habersiz. Ve benim yaşadığım, hani büyüdüğümden hiçbir şeyden haberi yok. Ve şöyle bir şey var başımızdan, bir olay şöyle bir geçti. Annem üçüncü evliliğini yaparken anneannemle dedem gidip şimdiki kocasına diyorlar ki hani bu çocuğuna bakar mısın? Biz ondan sonra diyor ki hani kocası ben buna bakamam. Kaç sene önce oluyor bu? Yani 30 sene önce. 30 sene önce annen üçüncü evliliğini yaptı. Tabii. Yani sen daha bebeksin ya. Bebek. Daha evet. Yeni doğmuşum. Evet. Ondan sonra dedemle anneannem diyor ki bu çocuk hani ölmesine diyorlar engel olalım. Hani biz bunlara gidip nüfus dairesine gidelim, üstümüzü alalım. Büyütelim, biz bakalım. Bu yaşa kadar onlara getirdi. Yani bu yaşa kadar koştular, ettiler. Ama dedemin şu kelimesi hani akıllara hani çok takıldı. Hani bu yaşıma kadar da çok düşündüm. Ama bunu bir türlü çıkartamadım. Baban yaşıyor ama polisle gel. Öyle geldiğin zaman bir şeyler anlatacağım sana.
Ama şimdi anlatamam yoksa ortalığı birbirine katarsın. Evet. Şimdi bu cümle önemli. Bir kere döneceğim dedene ama sen ne yaparsın yavrum? Dedeyle ve anneanneyle yaşadın. Anneanne 2000 ya bu sene mi vefat etti? Evet, bu sene. Allah rahmet eylesin. Anneanne de vefat etti. Evet. Dedeyle birlikte yaşıyorsun. Sen ne yaptın İsmail? Okudun mu? Bir mesleğin var mı? Nasıl geçiniyorsun? Ben şöyle yapıyorum. Yani şimdi hem bu babamın biraz sıkıntısından dolayı hani biraz da psikolojim bozuldu. Sonra beni yövmiye işlerine çağırıyorlar. Eğitimin var mı? İlk öğretimi falan bitirdin? Tabii ilk öğretimi bitirdim. Hı. Evet. Sonra tatil günlerimde de muavinlik yapıyorum. Hı. Muavinlikte de tanıdığım bir kaptanımız var. Durmuş abi diye biri. O çağırdığı zaman onun yanına gidiyorum, çalışıyorum. Anladım. Yani günlük işler olursa evet. Çalışıyorsun ama dedeyle birlikte yaşıyorsun. Evet. Annen peki ne dedi? Yani önce hani teyzenle ve dedenle konuştun. Sonra gidip bunu annenle konuştun mu? Anne niye benden sakladın? Babam yaşıyormuş. Gerçek sebep ne? Deden böyle böyle bir şey söylüyor. Bunları paylaştın mı? Bunları dediğimde şu anki evliliğinde hani adam içip içip dövdüğü için psikolojisi bozulmuş. Hani sorsam da bir şey hatırlamıyorum diyor. Annen 30 senedir dayak mı yiyor? İçip içip dövüyordu. 30 senedir. Yani 30 yıl önce evlendi dedin. Senin annen o adamda 30 yıldır şiddet mi görüyor? Görüyordu. Ta ki ben 26 yaşına kadar susmuştum. Bir şey demedim. Karışmadım. Anneannem engel oldu. Ama 26 yaşına bastığımda anneanneme dedim ki artık karışma. Anamdır. Dayak yemesini göz yumamıyorum. Gidelim şikayetçi olalım. Gittim. Şikayetçi oldum. Hani biraz uzaklaştırma almıştı. Uzaklaştırma bitince tekrar evine geri döndü. Ve aynı düzen devam ediyor. Şu an kavga gürültü yok. Çünkü neden? Ben her hafta sonlara gidiyorum. Siz İzmir'de yaşıyorsunuz. Evet, İzmir'de annen yaşıyoruz. Nerede yaşıyor? Ballıkuyu. Basmane. İzmir Ballıkuyu'da. Ama babanın Uşak'ta, Banaz'da olduğunu evet. Söylediler sana. Hı hı. Peki annen de o yediği dayaklar ve şiddet yüzünden, 30 yıldır gördüğü şiddet yüzünden psikolojisi, yani kafa travması falan gibi bir şeyden bahsediyor herhalde kafa hocam. Kafa travması değil de yani artık karaktere ezilmiştir. Sürekli psikolojisi dayak bozulmuş. Tabii yani ses çıkartamayacak, her şeye boyun eğen birisi haline gelmiştir. Peki hiçbir şey hatırlamıyorum derken babanı hatırlıyor. Hatırlamıyordu. İsmini dahi. Babanı bile hatırlamıyordu. Şimdi şöyle bir şey var. İlk evlendiğinde Hüseyin diye biri vardı. Tuğba'nın babası. Aa, evet. Onu sürekli senin baban diyordu bana. Allah Allah. Evet. Peki annenin psikolojisi eskiden de mi bozuktu acaba? Hayır, daha önceden öyle değilmiş. Değildi. Niye sana çünkü anneannem anlatıyordu. Niye sana hem baban öldü deyip hem Tuğba'nın babası için senin baban diyordu? Bilmiyorum. Belki sana bir baba figürü gibi mi? Ama ondan da ayrılmıştı zaten. Tabii. Şu anda Tuğba nerede yaşıyor? Yani baba ayrı, anne bir ablan oluyor senin. Evet. Nerede yaşıyor? Aileden koptu, evlendi, yuvasını barkını kurdu. Ben de sizi sildim. Ha, öyle mi? Ben de orada dedim ki sen yanlış yapıyorsun. Çünkü dedim bak bu seni bu yaşa kadar o büyüttü, o besledi. Beni beslediği gibi dedim. Yanlış konuşuyorsun. Dededen ve anneanneden kopuyorum. Onu da onlar büyüttü. Hı hı. Annenin peki sonra üçüncü evliliğinden çocuğu var mı? İki tane var. Kardeşlerin onlarla aran nasıl? Güzel. Güzel. Şimdi gelelim Mehmet görmüş. Mehmet görmüş efendim Banaz'daymış. Doğru mu? Evet. Uşak Banaz'da. Şimdi geliyorum dedeye. Erdal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim beni rahat duyabiliyorsunuz değil mi? Problem yok. Evet. Erdal Bey neden babası için öldü dediniz onca yıl? Şimdi şöyle bir şey. Yani işin gerçeğine bakarsan biraz evvel dediği gibi damadın bir rahatsızlığı vardı. Onun haliyle biz de kimseye söylemedik onu. Bu nedenle aralarında tatsızlık artık yani ayrılmalarına karar verildi. Şimdi ayrıldıktan sonra hamile olduğunu biz bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk. Resmi nikahları var mıydı? Vardı. Hı. Resmi nikahları vardı.
ayrıldıktan sonra biz amel olduğunu bilmiyorduk. Tabii sonradan öğrendik biz bunu. Şimdi mecburen aldık biz annesini, biz bakıyoruz. Çocuk dünyaya geldi. Bir sene sonra dünyaya geldi çocuk. Ne yapacağız? Biz kendi nüfusumuza geçirdik bunu. Babaya ulaşamadınız mı? Ulaşamadık. Hiçbir zaman ulaşamadık. Kendi nüfusumuza geçirdik. Bu yaşa kadar baktık, besledik. Şimdi annesinde bazı sorunları var. Yani şöyle diyeyim, yani bir şey söylesem yani gerçekten anlamazla. Allah Allah. Anlamazla. Yani sinirsel, zamanla eşinde yediği dayakları yüzünden iyice yani morali bozuk yani. Ben dahi bırak o çocuklarını, ben dahi bir şey söylediğim zaman hatırlamıyor bir şey, hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir şey hatırlamıyor. Zavallı, yazık. Yani geliştiriyorlar. Oldu, olmadı, geçiştiriyor yani, bildiğimiz o. Ama şimdi bunu aldık üstümüze, haliyle bunun da hakkı, babasını arayacak. Bunu biliyoruz. Zamanla söyledik de, ben söyledim. Biraz da bu da sinirsel. Yani anneyle benzerlikleri var mı huy açısından ve psikoloji açısından? Çünkü demişsiniz ki kıyafetlerini bile ben giydiriyorum. Doğru mu İsmail? Hayır. Deden mi giydiriyor seni? Hayır. Yok, babası normal bir insandı. Öyle asabi hayır, falan anne, değil. Anneye benzer. Anneden. Peki var mı İsmail'in gerçekten ihtiyaçlarını zor mu karşılıyor? Yani üstünü başını siz mi giydiriyorsunuz? Ben bakıyorum. Rahmetli sağken beraber bakıyorduk. Rahmetli yok gene bakıyorum şimdi ben de. Bakıyorum derken Erdal Bey, hani tamam yanımızda yiyoruz içiyoruz da bakıyorum derken kişisel bakımını da mı siz yapıyorsunuz? Her türlü bakımı bizde. Niye? Gayet eli ayağı tutan bir çocuk gibi. Şimdi bir de havai bu da. Yani normal devamlı bir işte çalışmıyor. Bir gün orada, iki gün orada, üç gün orada çalışıyor. Aldığı zaten kendine yetmiyor. Mecburen bakıyorum. Ben 80 yaşında adamım. Kaç sene daha bakacağım? Yani babası ortaya çıksın ve oğluna sahip çıksın mı diyorsunuz? Yani öyle hiçbir niyetim yok hem. Neden hiçbir niyetim yok. Neden bunca sene sakladığınız bir şeyi 4 ay önce itiraf ettiniz? Amaç neydi? Şimdi böyle bir şey ben itiraf da etmedim. Tamam mı? Bir ara evde bir tartışma konusu oldu. Çıkardım resimlerini verdim. Öyle mi oğlum? Resimlerini sen vermedin. Ben anneannem öldükten sonra ben resimlerini sakladım. Resimleri yırttı. Kızdı yırttı. O zaman. Bu ondan sonra başka bir yere yönlendirdim ben bunu. Sağlık açısından. Yani emekli olabilir mi olmaz mı herhangi bir durumlardan engelli, dolayı. Engelli maaşı gibi bir şey mi istediniz? Heh. Ama ben, bir engeli yok yani. Yok, belki dedim yani bir şeylerden kurtulur. Ben onu oraya yönlendirdim, o buraya yönlendi. Buraya yönlendi. Yani netice buradan kaynaklandı. Ama ben baktığım dolayı ben buna herhangi bir şey duymuyorum. Gene bakarım. Sağlığım el verdikçe gene bakarım. Bu yaşımda gene bakarım. Ama dürüst olsun, çalışsın, ekmeğini kazansın. Beraber oturalım, yiyelim. Benim ondan şeyim yok. Erdal Bey, bu söylediğiniz izi iddia ettiği bir cümle var. Babanı bul, bir polisle gel, sana bir şeyler anlatacağım. Şimdi söyleyemem çünkü ortalığı birbirine katarsın. Ne demek istediniz? Ne söyleyecektiniz? Vallahi ne itiraf öyle bir şey, edecektiniz? Öyle bir şey dediğimi de hatırlamıyorum ben. Hiç hatırlamıyorum ben. Yalan. 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 İstiyorsanız Özge diye ufak bir kız kardeşim var. Her şeyi biliyor. İstiyorsanız bağlayabiliriz. Kimden o kız kardeşin? Şimdiki annemden. Yani şimdiki kocasından. Ha. Yani üçüncü eşinden olan evet. Senin anne bir kardeşin Özge. Evet, Özge. O nereden biliyor bunu? Ona da mı anlattın? Çünkü yaşadığımı ve gördüğü zorluklar içerisinde her şeyden haberi var. Çünkü bütün dertlerimi kız kardeşimle paylaşırım. Kız kardeşimle ufak bir ihtiyacı olduğu zaman beni arar. Abi şu ihtiyacım var. Bakar sesim kötü. Anlar da zaten. Hani hep öyle biz büyüdük onunla. Tamam, senin dertlerini anlıyor olabilir de deden diyor ki ben öyle bir cümle kurmadım. Getir bir polisle gel, itirafta bulunacağım. Ve yok yok öyle bir kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey. Onu kabul etmiyorum.
Kesinlikle öyle bir şey. Peki niye böyle bir şeyi ben, uydursun Erdal Bey? Uyduruyor mu? Kesinlikle böyle bir söz söylediğimi, sarf ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Peki böyle, genel bir, de böyle, böyle bir şey. Böyle bir söz sarf edilecek bir bilginiz var mı geçmişe yok, dair? Yok yok. Böyle yani hiçbir konu yok, mevzu yok. Yani gerçekten polistik bir durum var mıdır? Hiç, siz bir şey itiraf ettiğinizde. Yok, hayır hayır. Hiç öyle bir şey yok. Yani böyle dememişsiniz de başka bir şekilde söylemişsiniz. Yok ama yani onu rencide edecek veyahut da git polis getir, polislerle konuşalım diye öyle bir şey kesinlikle yok. Babasını bulması için söylendi. Araştırıyor. Bilmem ne yapıyor. Yani bazı şeyleri bana hiçbir şey sormadan yapıyor bunları. Ama sen daha önce benim söyleseydin. Benim bilgim dışında yapıyor. Hayır, mesela sen zamanında söyleseydin belki senle birlikte ararlardı. Erken diyorum. Hani 20 kaç yaşında öğrendin? 30 yaşında. 30 yaşında. 30 yaşında. İşte anneannesi ölünce söylemiş ya. Keşke önce söyleseydin de senle birlikte arasaydı. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir de bu süreçte. Hayır, söylendiği zaman da anneannesi söylediği zaman da çıkarlı resimlerini verdiler bilmem ne. Her şeyini verdiler. Annesinde her şey elindeydi, evrakları bütün. Ve o zaman hiç araştırılmadı. Hiç demedin mi? Benim babam öldüyse mezarı nerede? Benim, ben bir ziyarete gideyim diye. Çok sordum da kimse hiçbir şey söylemedi. Ağzını açıp tek kelime dahi etmediler. Yani mezarı bilmiyoruz mu mezarını dediler? Ne dediler? Yok, şimdi bir şey, ben şöyle bir şey sordum dedeme. Bazı evraklar işte yırttı attı. Dede dedim bak. O son kelimeni de söyle. Parça parça söylüyorum. Benim psikolojimi daha çok alt üst ediyorsun. Bu sefer çalışmam, hevesim varsa bile gidiyor. Hani hiçbir şey kalmıyor. Şimdi dedim bak söyle, sen de kurtul, ben de kurtulayım yeter. Hani artık çalışmaya şeyim kalmıyor. Bu sefer de işe çağırıyorlar. Gidemiyorum. Psikolojim bozuk. Psikolojim bozuk, kafama takılı. Peki şimdi kız kardeşin dedin ya Özge, telefondaymış. Özgeciğim merhaba. Merhaba abla. İyi yayınlar dilerim. Çok, çok teşekkür ederim canım. Şimdi abin bir şeyler anlatıyor ama özellikle babasıyla ilgili dede bunu söylemedim diyor. Senin bildiğin bir şey var mı Özge bu konuda? Abim doğru söylüyor. Şöyle bir şey abla söyleyeyim ben. Tamam benim abim öz olmayabilir ama ben onu çok seviyorum. Çok iyi bir kardeşim, abimdir kendisi. Maşallah ne çok güzel. Çok iyi de geçiniyoruz. Hı hı. Ama şöyle bir şey, ama ona yalan söylemeleri beni çok üzdü. Hı hı. Ben ne bileyim nasıl söylenir abla bilmiyorum. Yani yıllarca ama babası yaşıyormuş. Doğru söylüyor abi. Yıllarca babası yaşıyormuş ama aramamış, bunca yıl heba olmuş yani. Arayıp bulabilirdi mesela. Peki bir de dedenin işte polisle gel vesaire gibi cümleleri var. Sen bunu hiç duydun mu dedenden? Ya İsmail abi doğru söylüyor abla. Sana da mı anlattı deden böyle böyle söyledi diye? Ya evet söylendi yani abla. Hepsini biliyorum. Ama siz yani. Kulağınızda duydunuz mu Özge Hanım? Yani kendiniz duydunuz mu yoksa İsmail Bey mi size söyledi? İsmail abimden duydum. Özge annen nasıl? Yani nasıl hiçbir şey hatırlamıyor? Eski eşiyle, hayatıyla ilgili hiçbir şey anlatmaz mı size? Abla ben de çok sordum anneme, kendisine. Hani, anne dedim bir şey hatırlıyor musun? Bir şey hatırlıyorsan hani bize söyle. Konuşalım, dertleşelim. Hani söyle ki birlikte ne kadar bildiğini söyle dedim bize. Annem dedi ki kızım dedi hiçbir şey hatırlamıyorum anneciğim dedi. Gerçekten de eski dair dedi hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırladıklarım halde dedi bu kadar dedi. Unutmak istemiş herhalde. Yani, bilemedim ancak yani. Demans yani bunama olması, Alzheimer hastalığı olması lazım o derece unutabilmesi için. Yani bir hastalık teşhisi kondu mu annene Özge? Yok şu anda hani konmadı ama tedavisini şey yapmadılar. Hani götürmediler, tedavisini sürdürmediler annemi. Baban onu dövmeye devam ediyor mu? Hala içmekte abla. Hala içiyor. Biliyoruz, görüyorum. Ve yıllarca da büyük eziyet etmiş anneni anladığım kadarıyla. Evet, çok eziyet etti. Çok dayak yiyor, çok dayak yedi. Ben arıyorum, konuşuyorum. Gözü mosmor abla ya. Ben gördüm mü benim içim çok parçalanıyor, çok yaralanıyorum. Peki canım, peki. Şimdi İsmail
söylediğin şeyi deden şu ana kadar doğrulamadı. Tamam, Özge duymuş ama o da senden duymuş. Erdal Bey, bir daha soruyorum. Yani bu çocuk kendi kendine kafasından mı uyduruyor deden bana böyle bir şey? Çünkü çok önemli bir cümle o. Yani bu Mehmet Bey gitmeden önce bir şey mi oldu? Bir olaya mı karıştı? Bir suçtan dolayı kaçtı mı? Yok, onu yok, mu itiraf yok. Edecektiniz? Niye polisle gel dediniz? Bu çocuk niye uydursun? Bu kadarını uyduramayabilir yok, yani. Yok, kesinlikle o da polisi Mehmet Bey'in eşini, yani kesinlikle öyle bir durum yok. Öyle bir çocuk değil. Şimdi işin gerçeği bu. Yani bu konuda ciddi olarak söylüyorum. Mehmet'in öyle bir durumda hiçbir pozisyonu yok. Sakin bir çocuktur. Peki yalan mı söylüyor İsmail? Mehmet'in söyledi, yani bu konuda polise bilmem neyi kesinlikle bana, yani öyle bir çocuk değil. Sakin birisi. Sizin İsmail deden bana bunu söyledi diyor ya. He. Yalan mı söylüyor İsmail? Onu yalan söylüyor. Ben, o yalan. Ben sana yalan söylemiyorum. Hatta işte ben o sana yalan. Kaç kere sordum. Sen dedin ki kesinlikle. Babanı bul, karşıma gel. O zaman dedim ben sana son söyleyeceğim kelimeyi söyleyeceğim. Baban yanında olsun dedin. Burada yalan söyleme. Madem niye bulmadın o niye zaman? Niye söylemedin? Babanı niye bulmadın o niye zaman? Niye yalan? Şimdi doğruyu söylemiyorsun. Doğruyu söylüyorum ben. Bu senin konuştuğun şey doğru değil. Sen peki babanın yaramaz olduğunu nereden biliyorsun? Niye o zaman bu onca senedir bana öldü dediniz? Niye yalan söylediniz hepiniz? Bütün herkes seni dinliyor. Annem seni dinlemiş, teyzem seni dinlemiş, dayım seni dinlemiş. He. Herkese de öyle söylemişsin. Kim söylemiş? Sen söylemişsin. Kime söylemişim? İşte İsmail'e söylemişsiniz. Kime söyleyeceksiniz? Anne, baban öldü demişsiniz. Herkese de ağız birliği etmişsiniz. Herkese de bu ağız birliği yapması gerektiğini söyleyen de Erdal Bey'miş, dedesiymiş. Evet, onu söylemeye çalışıyor. Üzerinize almışsınız. Şimdi o onu söylüyor ama kesinlikle böyle bir şey yok. Ha, aileden denmiştir. Aile ortamında söylenmiştir. Baban öldü diye. Hı hı. Söylenmiştir. Ama ona bir şey diyemem. Ama kesinlikle herhangi biri çıkıp da resmen baban öldü diyecek bir kimse yok ailede. Ama siz de bunu... Neden desin sonra? Şimdi öyle olmasa babam nerede diye bir soru sormuştur bu çocuk. Tabii. Benim babam nerede? Ölmedi denseydi yıllar önce aramaya kalkardı. İzmir, Uşak, Banaz, yani çok yakın yani. Ama söylenmemiş. Ama siz de ona baban yaşıyor dememişsiniz. Yani öbürlerinin söylediğini değiştirecek bir cümle kurmamışsınız. Sonra da 4 ay önce de babanı bul, baban yaşıyor demişsiniz. Demek ki siz de biliyordunuz baban öldü dediklerini. Yaşıyor diye kimse demedi. Kim dedi yaşıyor diye? Yaşıyor diyen var mı? Hayır, resimlerini vermişsiniz ya, eşiniz, anneanne resimleri vermiş. Canım, o resimler o resimler düğün resimleri miydi? Baktığın düğün resimler. Resimler onlar. Evet, yani annenle resimler. Babanın düğün resimleri. Düğün resimleri. Evet. Niye yırttın İsmail? Yırtmadım. Öyle dedi. Aldım hepsini kenara attım. Daha öncekileri yırttı, verdiklerimizi yırttı. Ha, öldü dediklerinde yırtmıştım bir tanesini. Ama yaşadığını bilmiyordum. Ama içimde bir öyle bir şey vardı, hani yaşıyor ama hani bunları söylediklerine göre ben hani onlar öldü dese bile ben kalben inanmıyorum. Yani şunu mu söyledi anneanne sen? Biz sana öldü dedik ama aslında şimdi baban yaşıyor, ölmedi. Bak buna babanın resimleri diye sana. Mi sana gösterdi? Evet. Aileden biri öldü söyledi dedik mi ama yaşıyor, değil mi dedi yani? Evet. Kimse söylemedi. Anneannem söyledi diyor. Anneannem çünkü söyledi. Resimleri anneannem öldükten sonra resimleri ben gittim. Şeyden buldum, sandıktan buldum. Sana baban yaşıyor diye kim söyledi? Anneannem söyledi. Anneannem söyledi. Ne zaman söyledi bunu? Ufakken söylemişti. O ilkokula giderken öğrenmiştim tabii. Hani annemin söylediğine göre hani öldü diyordu ya. Ta ki teyzem çatıda bana gerçeği anlatana kadar. Teyzem beni çatıya çağırdı. Özgür kardeşim de yanımdaydı. Dedi oğlum bak annenin dediği ne doğru değil. Doğrusu dedi bu. Senin baban dedi yaşıyor. Hayatta. Elimizden ne geliyorsa dedi yapacağız. Ama kimse bir hareket etmediğinden dolayı ben de buralara kadar başvurdum. Peki yavrum. Anne sana ben hamileyken daha baban öldü diye bir şey cümle kurdu mu? Hayır. Biraz yaşım ilerlemişti. Yaş ilerledikten sonra ben sormuştum bunu huyuna giderek. Bazen huyuna gittiğin zaman bir şeyleri öğrenebiliyorsun. Ben de gittim huyuna. Huyuna gittiğim zaman da öldü dedi. Yaşamıyor. Hayatta değil.
Ve sen bunu işte ilkokulda filan ya da 5, 6, 7, 8, 10 Yani o yaşlarda. O yaştan itibaren. Doğdun. Doğduğun günden beri nerede yaşıyorsun? Ya tamam bak. Nerede yaşıyorsun? Tamam bak üstünüze aldınız. Ben ona bir şey demiyorum. Beni bu yaşa kadar annen getirdiniz yine bir şey demiyorum. Neyi biliyor annen? Annen hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şey. Annen kendini dahi bilmiyor. O zaman ben o zaman bu zamana kadar sakladığınız niye karşına alıp da beni hiçbir adam akıllı şey, konuşmadın? Sen şimdi beni burada bazı şeyleri mecbur etme. Yanlış konuşuyorsun, yalan söylüyorsun. Peki Sevda teyzem miydi sana onu söyleyen? Evet teyzem telefonda anlattı. Tekrar bağlayalım arkadaşlar. Ben bir şey sorayım, özür diliyorum. Estağfurullah. Peki Erdal Bey, babası öldü veyahut da yaşıyor. Babasının babası, babasının annesi yani dedesiyle babaannesiyle niye tanıştırmadınız? Bu orada yaşamıyorlar mıydı? Aynı yerde değiller miydi? Mesela damadınızla bir akrabalığınız var mıydı? Hiçbir şey yok. Niye dedesi ve babaannesiyle de tanıştırmadınız? Babasının akrabalarını tanıyor mu? Hiç kimse gelmedi buraya. Tamam siz götürseydiniz. Bak baban öldü ama bu da babanın babası işte. Dedem, bu da deden diye hiç babasının akrabalarıyla da mı tanıştırmadınız? Peki. Uzak mı tutmaya çalıştınız? Yani? Peki başında annesi varken ben mi götüreceğim? Sen dedesine sahip çıkmışsın. Anne evlenmiş ya sizinle kalıyor ya. Siz de üzerinize almışsınız ve bu çocuğun tüm sorumluluğunu almışsınız ya. Şunu demek istiyor. Bu çocuğun varlığından hadi diyelim babayı bulamadınız. Amcasına, halasına, babaannesine hiç kimseye ulaşamaz mıydınız? Tanımadığınız bir aile miydi Erdal Bey? Tanıyor muydunuz aileyi? Mehmet Bey'in ailesini? Ya aileyi bir sefer gördük zaten. Düğünde gördük. Bir daha da görmedik aileyi. Yani o ailenin İsmail'den hiç haberi olmadı. Öyle mi? Olmadı. Bu arada Selda Hanım düştü hattan ama demiş ki arkadaşlarıma İsmail doğru söylüyor. Babam böyle bir şeyler söyledi İsmail'e demiş. Siz neyi gizliyorsunuz ve beni konuşturma falan gibi bir şeyler de söylüyorsunuz ya. Gerçek ne Erdal Bey? Hiçbir gerçek diye bir şey yok ortada. Hiçbir şey yok. Gizlenen de hiçbir şey yok. Esas gerçek olan bu. Benim sakladığımda hiçbir şey yok. Ben burada hakikat söylüyorum. Gerçek olarak söylüyorum. Bu konuda zerre kadar sakladığım herhangi hiçbir şey yok. Burada doğruyu söylüyorum ve doğruyu konuşuyorum. Peki Erdal Bey, siz Mehmet Bey'in öldüğünü mü düşünüyorsunuz o yıllarda? Hayır, hiç yani o konuda da hiçbir şey yürütemiyorum. Öldü mü, kaldı, sağ mı onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü 17-18 yaşına gelince eğer yaşadığını düşünüyorsanız oğlum senin bir baban var. Git onu bul diyebilirdiniz ama öyle bir şey de demediniz değil mi? Belki dediysek de belki de hiç ilgilenmedi diyelim ben. Bu konuda hiç eğilmedi, ilgilenmedi bugüne kadar. Bu yeni çıktı bu. Teyzem dedi. Bu yeni çıktı. Baban yaşıyor. Bugüne kadar 30 yaşına kadar hiç ilgilenmedi. Ya babam arayayım ya şöyle yapalım. Hiç kesinlikle ilgilenmedi. Ne oldu da şimdi birden 30 sene sonra İsmail ilgileniyorsun o zaman? Birden çıktı işte. Dedem doğru söylüyor. Şimdi şöyle bir şey oldu. Teyzemden de hakikati ve yani ben bunu hani tam net olarak yani teyzem bana anlattı. Ben tam net de oldum ve resimleri aldım. Aramaya başladım. Emre diye bir arkadaşım var. Ona haber verdim. Birader benim öz babam yaşıyormuş. Dedim arayalım bulalım. Bazı arkadaşlarıma da söyledim. Onlar da Banaz'a kadar gitmeye çalıştı. Bilader dedi. Bu zamana kadar dedi. Yani niye söylememişler sana? Hani bir de dedi Banaz Uşak'ta da baya bir dedi köy var. Nasıl bulacağız? Tek tek orayı mı gezeceğiz? Evet. Hani nasıl bulabiliriz? Aslında 10 yaşında duymuşsun İsmail. Bir de öyle bir şey. 10 yaşında duymuşsun ya, evet. O zaman yaşıyormuş. Şimdi öğrendiğin bir gerçekle alakalı kullanabileceğin bir kelime. Ama 10 yaşında öğreniyorsan bu muşlu mişli geçmiş zamanı kullanmaman lazım. Zaten biliyorsun. Ya zaten hani biliyorum da hani tam somut. Emin. O zaman deden haklı bugüne kadar aramaman noktasında. Hayır. Sonuç olarak yani demek istediğim şu. Tam emin değildim. Yani yaşadığına emin değildim. Anladım. İsmail anneanne vefat ettikten sonra hani bir fotoğraflar buluyorsun ya.
İlk defa babanı o fotoğraflarda mı gördün peki? Evet. O güne kadar hiç fotoğraf da göstermediler sana. Bakmamıştım. Yani anneanne gel oğlum sandıktan şunu çıkarayım. Bak sen öldü ya da ölmedi. Senin baban bu demedi kimse sana. Evet. O ölünce sen bunları, doğru mu? Hayır. Nasıl? Ondan evvel sana fotoğraf verilmedi mi oğlum? Yırtıp atmadın fotoğrafı. Ufaktım. Yırttın attın. Ufaktım, yırtıldı atıldı. Ne kadar? Hanım vefat edeli şurada 14 ay oluyor. Başınız biz sağ olsun. Biz o resmi vereli, bunu, bu adamın eline vereli. Belki 200 tane var, belki daha fazla. Çıkar resmi, oğlum işte annem bu, baban bu. Tamam. Ne diye verdik yırttı? Eline. Ne diye, verdik, ne, diye yırttı? Ne diye yırttı? Ne sebep neydi yırtmasına? Kızıyor. Babasına mı, sana mı, anneannesine mi, annesine mi, kime kızıyor? Bilmiyorum artık. Ya ortaya kızıyor ya kendine kızıyor. İstemiyorum mu diyor. Ya yırttı attı. Evet istemiyor. Yani bu kadar basit. Peki fotoğraf... Arasaydı o zaman aradı. Fotoğraf var mı arkadaşlar? Neden aramadın oğlum? Fotoğraf... Hepsini teslim ettim içeriye. İçeriye teslim ettim. Hepsini içeriye teslim ettim. Onu yayınlayacağız tabii ki de. Ama şu anda siz, Erdal Bey siz de bilmiyorsunuz babasının yaşayıp yaşamadığını. Bilmiyoruz. Şu ana ama İsmail'e söylenen, annesinin söylediği, bize aktardığı İsmail'in, ben sana hamileyken baban öldü. Evet. Hatta da yani bir iki sene öncesine kadar da emin bile olamamış ama şimdi daha emin. Niye arıyorsun babanı İsmail? Çünkü şöyle bir şey, herkes yani herkes dediğim, ben anneme gittiğimde benim özgür kardeşim var ve o baba yolu bekleyince, akşam babası eve geldiğinde baba dediğinde ben ister istemez ben her gün ağlıyorum yani. Herkes babasını beklerken ben çuvaldız gibi odama kapanıp ağlıyorum. Ben de isterim. Aynı şeyi söyleyecekmiş Serap Hanım da. Yani artık siz baba olacak yaştasınız. Ya şimdi, hani bu dediğiniz 10-15 yaş arası olabilecek ya bir şey. Şöyle bir şey. Yaşıyorsa da hani elini öpeyim, bir kere sarılayım, kokusunu alayım. Şey, askerlik yaptın mı İsmail? Yaptım. Tamam. Tam mı yaptın? Tam yarım yaptım. Kaldı. Tam yaptım. Peki Erdal Bey, yani öyle polislik falan bir durum yok. Bunu diyorsun, yalan söylüyor. Bir de size şunu soracağım. İyi geçiniyor musunuz? Size hiç el kaldırdı mı? Size herhangi bir şiddet uygulama eğilimi var mı? Şimdi onu söyleyeyim bak, gerçek olarak. O yalan desin ona da. Şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Her türlü şiddeti uyguluyor. Size? Ben alttan alıyorum, ses çıkarmıyorum. Arkadaşlar yıl bana, verin bana. Yani yıl, bir şey söyleyeceğim. Zamanında bir hareket yaptı. Onu söylemeyeyim artık ben. Annesinin evinden çıktığımda yaptı o hareketi. İsterse kendisi söylesin. Ben söylemeyeyim onu. Evet. Şimdi rejiden bir bilgi geldi de kulağıma. İsmail, bu tabii yaptıkların çok kötü. Kabul edilemez. Kabul edilemez. İyi anlaşmadığınızı da biliyorum. Fakat şu anda... ne köyü arkadaşlar? Tamam. Şimdi sen kaç doğumlusun İsmail? 91 doğumluyum. 91. Evet. Efendim şimdi arkadaşlarımıza bu arada bilgiler gelmiş. Hemen aramalar olmuş. Arayan kişi de senin senin babandan olan erkek kardeşin Mert isminde. 90 kaç doğumlu, 92 mi dediniz arkadaşlar? 92 doğumlu, senden bir yaş büyük bir erkek kardeşin varmış senin. Adı Mert ve baban, sen kaç doğumluyum dedin? 91 doğumluyum. Baban evet 99 yılına kadar hayattaymış. 99 yılında gizli kalp varmış hocam. Babada gizli kalp hastalığı varmış. Neyse. O kriz, kalp krizi sonucu vefat etmiş. Kabri de Uşak Ulubey'de İnay köyündeymiş. Bunu da bize babanın sonraki evliliğinden olan 92 doğumlu yani 29 yaşındaki kardeşin Mert arayarak söylemiş. Babanı kaybetmişsin ama senin bildiğin gibi annen sana hamileyken değil, sen 8 yaşlarındayken vefat etmiş. Duydunuz mu Erdal Bey? Mehmet Bey 99 yılında vefat etmiş. Yani
İsmail 8 yaşındayken baba vefat etmiş. Şu anda yaşamıyormuş. Allah rahmet eylesin. Buradan sana başka bir haber vermek isterdim. Belki babanı bulmak isterdim ama en azından umudun kesilsin. Babanın mezarını bil, git ziyaret et, kardeşinle tanış diye bir fırsat doğdu sana. Bu arada Mert, yani senden bir yaş küçük olan baba bir kardeşin bağlanmak istemiyor ama demiş ki eğer demiş İsmail abim gelirse Uşağı Ulubey'e ben onu babamın mezarına ziyarete götürürüm demiş. Şimdi Erdal Bey'e tekrar soruyorum. Gerçekten İsmail bunu uydurmadıysa şu anda da vefat etmiş, rahmetli olmuş Mehmet Bey. İtiraf etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey gerçekten var mıydı? Hayır, yok. İnan gerçekten bak, rahmetli dürüst insandı. Dürüst insan, temiz insandı aynı zamanda. Temiz insan. Yani evlilik döneminde ama 3 gün ama 5 gün. Yani insan bir şeyler tahmin eder, bir şeyler sezer. Ben o çocuktan zerre kadar bir şey görmedim. Duymadım şimdi, Allah Allah şimdi. Yani rahatsızlığı sebebiyle bir de utanç duyup hani tedavi ol, aileden birileri de duydu diye yani utanacak kadar da. Ama bu çok inandırıcı değil. Çünkü hemen yani boşanmış, gitmiş, başkasıyla evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş. Evet, bir sene yani sonra. Utanacak şekilde bir rahatsızlığı olsa hemen direkt evlenemezdi. Yani bir sene sonra çocuk olması için bir iki ay içinde evlenip hamile kalması lazım. Peki İsmail'cim ne hissediyorsun canım? Yani gitmesini isterim. Gitsin görsün kardeşini. İsterim. Ciddi. Bilmiyorum. Yavrum, bazı şeyleri bilmek bilmemekten daha iyi aslında böyle durumlarda. Yani hiç bulamamak, hayat boyu umut beslemek. Ama çok üzgünüm. Baban maalesef kalp krizi sonucu sen 8 yaşındayken hayatını kaybetmiş. Eğer ki sen bu ziyareti yapmak istersen seni buradan direkt Mert'in yanına gönderebiliriz. Babacığına belki sarılamayacaksın ama bir duanı edersin. Ben isterim gittiğini. Tabii ki. Eğer öyle bir imkan hasıl olursa gönder. Değil mi? Siz de üzüldünüz şimdi. Ha? Evet. Anneannemin ölümü yetti zaten. Herkes yürüyor. Bu zamana kadar ya kimseye öyle bir şey yapamadım. Gönderin istemem mesela babası. Senden ricam. Lütfen dedenin kıymetini bil. Bak diyorsun ki herkes ölüyor, çok üzüldüm. Ama dedenin kıymetini bil. O da 80 küsur yaşında. Kim bilir kaç yıllık hayat arkadaşını kaybetmiş 14 ay önce. O da acılı, yalnız bir adam. Lütfen dedenin kıymetini bil. Olur mu yavrum? Lütfen. Efendim, Uğur Şimşek 11 aydır kayıp. 6 kardeşler, 5 kardeş de burada. Hatta ki İsviçre'de yaşayan Demet Hanım bile İsviçre'den kalkıp kardeşini aramak için, abisini aramak için burada. Bu 6 kişilik kardeş grubu içerisinde bir tek Uğur Bey eksik. Yıllardır birbirine bağlı, birbirini seven kardeşler 11 aydır Uğur Bey'den ayrılar. Şimdi arkadaşlar, şu 24'ü ile 27'si arasındaki bir çizelgemiz var biliyorsunuz. Onu bir ekrana rica etsem getirelim. Seyircilerimize şöyle bir kısa da hatırlatma olur. Bugün bir de röportajını yayınlayacağım bir arkadaşının. Onun söyleyeceği şey de bu tarihler arasında olduğu için. Evet, 24 ve 27 Temmuz 2020 günleri arasında, o 3 gün içerisinde Uğur Bey kayboldu. Bunu neden rahatlıkla söyleyebiliyoruz? 24'ünde gece Sivas'tan Ankara'ya gitti ama 25'i gece yarısı saatler 00.05'i gösterirken, ya 00.05'i yani 5 saniye geçeyi daha doğrusu, Uğur Bey'in, Uğur Şimşek'in telefonu tamamen kapanıyor. 25'inde Ankara'da sabah onu Hüseyin S. isimli birlikte iş yaptıkları kişi karşılıyor. Alıyor otogardan, evine götürüyor. Sonra 25 Temmuz'da o gün bütün gün birlikteler, yemek yedik, oturduk dedi. Bir ara Uğur'un ortağı geliyor, Uğur Bey'in.
ortağı dediği kişi Hüseyin ilk defa gördüğünü söylüyor. İşte birlikte satacakları, yok efendim ihaleye girecekleri malzemeleri getirmiş. Bir türlü o malzemelerin ne olduğunu öğrenemedik hala. Bir malzeme deniyordu, onu öğrenemedik. Ve akşam saatlerinde 500 bin liralık senet imzalıyor Uğur Bey. Hüseyin Seyin'in eşinin adına ve parayı da almadan evden ayrılıyor. Hüseyin Bey'in iddiası bu. Çünkü gören kişi o, otogardan karşılayan kişi o. 26 Temmuz pazar günü de evine ortağıyla geliyor ve bir çanta dolusu parayı alıyor. Senedi de bir gün önce imzalamıştı ve bir çantada malzeme alıyorlar. İddiaya göre ortağıyla birlikte evden çıkıyorlar. Beyaz bir araca binerek gidiyorlar. 27 Temmuz pazartesi sabahı sözde o gün bir ihale varmış. Uğur Bey Hüseyin Bey'den aldığı o parayla o ihaleye katılacakmış. 7.30'da da Uğur Bey ile Hüseyin Bey Sincan yolu üzerindeki 12 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Onun işte ne dedi o gün, şeker fabrikası falan dedi. Onun orada buluşuyorlar. Yanında diyor çok şık giyimli bir kadın vardı. Uğur Bey de bir iş adamı gibi giyinmişti, çok şıktı ve o tarihten itibaren de kayıplara karıştı sözde. Ama ayın 25'inde gece saat 12'yi 5 saniye geçe telefonunun kapandığını nereden söylüyorsunuz bunu İsmail Bey? Şimdi Uğur'un kullandığı hattın faturası Ruhan Hanım'ın üzerine. Ruhan. Ve biz bunu çıkarttırdık. 12 yani 00.05. Ondan sonrası yok. WhatsApp'a girmiş. Ondan sonrası yoktur. Anladım. Zaten diğer günde, pazar günü ben aramıştım. Yani cumartesi gece bağlantı kopmuş Uğur'la. Şimdi Hüseyin Seyin'in 25 Temmuz akşamı 500 bin liralık seneti imzaladı ve parayı almadan evden ayrıldı, gitti dediği gece tek başına gittiğini söylüyor. Bir araba geldi mi onu almaya? Taksi çağırdınız mı? Hayır, evden çıktı ve yürüyerek gitti dediği akşam Uğur Şimşek'in telefonu gece 12'yi 5 saniye geçeden sonra telefonunda hiçbir hareket yok. Evet. Hiçbir hareket yok. Açılma yok, mesaj atma yok, yok, hiçbir şey yok. WhatsApp'a girmek yok, atılan mesajlara bakmak yok. Bu durumda biz şu soruyu Hüseyin'e defalarca sormamız gerekiyor ve soracağız da. Peki kardeşim, 25'inde gece 12'de diyelim, gece 12'de telefonu kapanan adamla sen ayın 26'sında ve 27'sinde nasıl haberleştin? Bu randevuyu nasıl belirledin? Ya da 26'sında hiç bu adamı aramadın mı? O seni aramadı mı? Neden 24-48 saat boyunca o telefon kapalıydı ve sen onunla 500 bin lira da verdin ya pazar günü? Bir gün önce de senet imzaladı ya, hiç mi bir daha iletişime geçme ihtiyacı duymadın? Abi neredesin? Abi bir ihtiyacın var mı? Ne yapıyoruz? Pazartesi sabah buluşuyor muyuz? 7.30'luyu da belki adam 8'e alacak. Hiç mi aramadın? Yani senin evinden çıkıp gittiğini söylediğin gün Hüseyin, o geceden sonrası yok. En azından teknik olarak yok. Kesinlikle. Telefon olarak yok, kayıt olarak yok. Ne abla, çünkü ablanın üzerine olduğu için çok güzel dokümanlar alındı. Hüseyin kardeşim, senden avukatlarının numarasını istemiştim. Avukatının. Hasan Bey bir görüşme yapacaktı. Hala avukatınla ilgili bir numara, bilgi bekliyoruz. Hani bu kişisel verilerine, bilgilerine ulaşabildiğini söylüyorsun ya Uğur Bey'in. Nasıl ulaştığını merak ediyoruz. Bir. İkincisi, üzerine 7 tane tapu var diyorsun. Karısı da bugün ulaşabilir onunla ilgili. Tapu var mı, o var mı? Çünkü evlilik birliği içerisinde bilmesi gereken bir durum bu. Böyle bir bilgi yok. Sen nereden böyle bir bilgiye ulaştın ve nasıl ulaştın? Sana bu bilgileri kim veriyor? Ve avukatının numarasını lütfen bize ver. Onunla bir konuşmamız lazım. Şimdi ben bir Sivas'a bağlanmak istiyorum efendim. Muhabirimiz Murat orada, Murat Sönmez. Bugün Murat'ın yanında Uğur Şimşek'in hem taksicilik yapıyordu hem de besi işiyle ilgileniyordu ya. Orada bir ortağı vardı, Ömer Bey. Ömer Bey ile birlikte besi paralarını topluyor, hisseler diyelim, Kurban Bayramı geliyordu ya. Evet, evet. Onları topladığı ve besi işinde ortak olduğu Ömer Bey bugün canlı yayında olacaktı. Fakat geçen gün geldi, biz bağlanamadık ama bugün de o gelemedi.
Murat'cığım merhaba. İyi, nasıl yapalım? Teşekkür ederim. Ömer Bey bize ne anlatıyor? Evet, Uğur Şimşek'in gizemli kaybını araştırmaya devam ediyoruz. Burada da en önemli noktalardan bir tanesi de Uğur Bey'in memleketi Sivas. Sivas'ta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sivas'taki çalışmalarımızda aslında Uğur Bey'in Ankara'ya gitmeden önce, yani 24 Temmuz'dan önceki süreçte Sivas'taki çevresini özellikle araştırmaya çalışıyoruz. Bu çevre içerisinde en önemli kişilerden bir tanesi de yine beraber iş yaptığı Ömer ismindeki şahıs. Biz Ömer Bey'le 2 gün önce görüştük. Ömer Bey evet kabul ediyor. Uğur Bey ile birlikte özellikle besicilik yaptığı için burada belirli bir komisyon karşılığında Uğur Bey'in hayvanları sattığını söylüyor. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde belli bir komisyon karşısında bu hayvanları sattığını söylüyor ve bunun karşısında komisyon aldığını ifade ediyor. Yine geçen gün yayınımızda Hüseyin Bey'in iddia ettiği bir konu vardı. Uğur Bey'in üzerine bir tarla olduğunu, bir arazi olduğunu söylemişti. Bu arazinin de daha sonra Ömer Bey'in adına kayıtlı olduğunu öğrenmiş ve Ömer Bey'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Bunu da sorduk Ömer Bey'e. Ömer Bey evet böyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdin ama kiminle konuştuğunu bilmiyor. Şu andaki programımızdaki ses tonundan Hüseyin Bey olduğunu düşünüyor ama o dönem içerisinde kiminle görüştüğünü bilmiyor. Evet gerçekten Hüseyin Bey Ömer Bey'i aramış ve bu araziyle ilgili kendisiyle görüşmüş. Daha sonra Ömer Bey bu telefon görüşmesinde güvenlik güçlerine bildirmiş. Ömer Bey yayınımız içerisinde olacaktı ama bugün söz verdi ama maalesef ki gelemedi şu an için yayınımıza. Ama Uğur Bey ile son dönemde çok fazla mesai harcayan bir isim Ömer Bey. Dediğimiz gibi ticari olarak ilişkisi olan bir kişi. Murat'cığım peki o arsa gerçekten de Uğur Bey'in değil, Ömer Bey'inmiş ve Uğur Bey kendisininmiş gibi mi pazarlıyormuş? Evet, evet. Ömer Bey bunu böyle ifade etti. Arazinin kendisine ait olduğunu, Uğur Bey'in de özellikle bu satıştan bir kar elde edeceğini söyledi. Yine Hüseyin Bey ile görüşmesinde de bunu Hüseyin Bey'e aktarmış. Bir şey daha, o dönemde tabii bir besi paraları vesaireler toplanmaya başlamış. Vermiş mi mesela, o payları vermiş mi Ömer Bey'e? Yoksa yanında topladığı paralar da mı vardı o gün giderken? Herhangi bir para alışverişi, yani kalan bir para alışverişi olmadığını söyledi. Yapılan bütün satışlardan iki taraf da payını almış. Ankara'ya gideceğini söylemiş mi? Hayır, Ankara'ya gideceğini söylememiş Ömer Bey'e. Zaten Ömer Bey çok fazla da ben görüşmüyordum, çok fazla özel hayatını bilmiyordum diyor. Sadece yurt dışından geldikten sonra burada çeşitli işlerle uğraştığını, işte böyle küçük işlerle komisyon elde ettiğini söyledi. Bir şey daha Murat'cığım. Şimdi Hüseyin Bey bize hep dedi ya, işte onu bunu para alıyordu, borç dolandırıyor demeyeyim de. Evet. Borç alıyordu, ödemiyordu bir sürü insan. Mesela bir tanesi de Ömer Bey olabilir mi? Böyle bir şey söyledi mi sana? Şunu söyleyelim, Ömer Bey'e de bunu sorduk. Sivas'taki yapmış olduğumuz çalışmalarda da gittiğimiz insanlara tek tek bunu sorduk ama hiç kimse Uğur Bey'den böyle bir alışveriş yaptıklarını, kesinlikle Uğur Bey'in kendilerini aldattığını, paralarını aldığına yönelik hiçbir bilgiye ulaşmadık. Şu ana kadar görüştüğümüz herkes Uğur Bey için çok iyi bir insan olduğunu, kendi halinde işine baktığını, sadece para kazanmak için biraz hırslı olduğunu söyledi ama dolandırıcılık anlamında herhangi bir bilgi ulaşamadık. Ya da birinden borç aldı, taktı, vermedi, böyle bir şey de. Böyle bir bilgiye kesinlikle, kesinlikle ulaşamadık. Açıkçası Murat'cığım, programa da böyle bir ihbar gelmedi. Böyle zamanlarda ihbar yağar. Yani evet. Hakikaten bildiğiniz yağar yani telefonlar. Ya benim kardeşim, özür dilerim, benim kardeşim sözünde sadık bir insandı. Yani verdiği saatte borcuna, yani bugüne kadar böyle yüksek bir para hiç kimseden almamıştır. Yani bir de karşılığı olmayan, yani karşılığında daire yok, arsa yok, ne bileyim bir ipotek yok, hiçbir şey yok. Bu 500 bin lirayı mümkün değil. Benim kardeşim çok çok aldıysa, hanımı da söylüyor zaten. Yani kimden borç aldıysa eşinin, ailesinin ve bizlerin muhakkak haberi olurdu. Muhakkak. Yani böyle yüklü bir miktar parayı da yani akıllara zarar. Yapmaz ve yani. Kimse inanmaz. Yapmaz yani. Sivas'ta da sorun. Biz kardeşiz, bize belki inanmayabilirler ama gitsinler Sivas'ta sorsunlar. Böyle bir parayı yani kimse kimseye zaten vermez. Yani çocuğa söyleseniz çocuk da inanmaz. Bir de karşılığı olmayan bir parayı. Bir koyabilir miyim? Efendim yiyordum tabii. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Genel olarak bütün, yani hepimiz açısından söylüyorum. Bir çocuğa dahi bir ateşe yaklaşırken cız dedim mi daha yaklaşmaz. Yani korkar ve ondan tedirgin olur. Şimdi ben sizden 180 bin TL bir para aldıysam, bırakın 180 bin TL'yi, internet üzerinden insanlar alışveriş yapıyorlar.
Dolandırıcı dahi hani böyle bir siteler olduğunu siz medyanın içerisindesiniz. En ufak bir sıkıntı olduğu zaman ne yapıyor? İşte tüketici haklarına, emniyete bilmem nereye başvuruyor. Yani rakamlar o kadar uçuk, o kadar abartılı bir şey ki 180 bin lira şimdi ben sizden aldım veya herhangi bir şahıstan aldım. Siz bir daha bu 500 bin, bir de 2 yıl görüşmediğiniz bir insana daha nasıl 500 bin lirayı veriyorsunuz? Niye güveniyorsunuz yani? Nasıl bir güven? Ben, ve o ihaleye o gün nasıl gitmiyorsunuz yani? Serap Hanım. Beni istemediler. Çok özür dilerim. İlk olarak sadece şunları bir Hüseyin Bey'den öğrenebilsek çok memnun olabilirim. Sen sorularını sor. Ben Hüseyin Bey'in bizi izlediğini düşünüyorum. Aynen, aynen. Belki büyük bağlanır. Bir de ben şöyle diyeceğim. Ablacığım, bir daha... Ömer Bey'le zaten emlakçılık da yaptılar. Hani besicilik yaptılar. Daha önceden emlak dükkanı da açtılar. Yürütemediler. 15 Temmuz olayları falan oldu. Pandemi süreci girdi. Bayağı bir gerçekten sıkıntı. Bu besicilik döneminde de bayağı bir sıkıntı yaşadı ya, kardeşim. Bu besicilik döneminde de diğer işlerde evet, de kardeşimin anda... bir payı yoktur. Sadece kardeşim komisyon alıyordu. Yani burada yanlış anlaşılmasın işte Uğur besicilik yapıyordu veya Uğur emlakçılık yapıyordu veya işte yapıyorlardı dükkanı sürdük yapıyordu 50 komisyon olarak. Kurban mesela aracılık ediyordu 100 lira alıyordu gibi. Evet, mesela aynen, kurban aynen, aynen, gibi. Aynen, evet. Sen bir sorularını sor Yıldırım. Şimdi öncelikle şunları öğrenmek istiyorum. İhale saat kaçtaydı? Bu bir. İkincisi ihale neredeydi? İki. İhale saati kaçtaydı onu demiştik evet. Ne ihalesiydi bu? Üç tane soru. Yıldırımcığım biz bu soruların hepsini sorduk. Evet. Aynen. Hatta bir kere değil ikişer üçer kere sorduk bilmiyorum dedi. Yani hayır şimdi bakın 7'de buluştuk dediğinizde bu kadar kısa bir sürede kaç dakika görüşebilirsiniz? Tamam hadi ben gidiyorum mu dedi. Bir de şunu söylemek istiyorum ilk olarak şimdi Serap Hanım sizler de iyi bilirsiniz. Kısmen belki Ankara'ya gidip geldiyseniz. Ben kısmen bir kroki var eğer bir harita açabilirseniz ben size daha çabuk tabii, yardımcı olabilirim. Sincan haritasından doğrudur, bahsediyoruz. Doğrudur bir yardımcı olabilirseniz tabii daha ki, uygun tabii olur ki, benim hemen için. Tabii ki hemen memnuniyetle açalım. Ben de bir şey söyleyeyim. Hem Hüseyin Bey'in haklılığını ifade edelim. Bir dakika ablacığım. Hemen arkadaşlar. Haklı olduğum çok yönleri var zaten. Onlar da ben şey yapayım. Gel böyle şöyle gel Yıldırım. Şimdi şöyle söyleyeyim Serap Hanım. Bakın ben burada zaten kağıtta da çizdim. Hüseyin Bey'in tabiriyle anlattığı yol güzergahı Ayaş yolu Sincar istikametine geldiğiniz zaman bu tarafa doğru gider. Yani benim karşımda şu an sizin bulunduğunuz istikamete doğru gider. Ankara istikameti ise Sincan tarafından geldiğiniz zaman yani solunuzda batınızda kalır. Anlatabildim mi? Gerinizde kalır. Bu tarafta kalır. Tabii ki. Yani hı-hı. Ankara bu tarafta kalır. Ayaş yolunun istikametinde size şunu söyleyeyim. Şimdi birincisi şeker fabrikası. Örnek söylüyorum ben tam kısmen gözüm şey olduğu için yadırgıyorum biraz. Örnek söylüyorum şeker fabrikasını bura olarak kabul ettiğimizde buranın yürüme mesafesi yaklaşık 13 kilometre değildir. Kısmen söylüyorum yani net olarak demiyorum. 16 kilometreye yakındır. Bu bir. İkincisi Hüseyin Bey'in yani X yerin şahsın bulunduğu yerse tam çaprazındadır. Bu yolun geçme güzergahında bir kısmında yani kısmen hatırladığım kadarıyla bariyerli olması lazım. Bariyerli olmasa bile bu yolun güzergahından buraya geçmesi için anlatabildim mi? Bu insanın saat sabah 5'te kalkması lazım. Yürüyerek bir insanın oraya varma saati yaklaşık 45 dakika 50 dakikadır. Yani 15-16 kilometre yürümesi kısmen tabii. İki kişiyle birlikte bir hanımefendi bir bayan örnek söyleyeyim topuklu bir ayakkabısı var spor ne olursa olsun. Artı yani şunu söyleyeyim şimdi buradaki bu güzergahın çakıştığı yeri nasıl biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim bu Ankara güzergahı Ayaş yolunun şu kısımları ben şöyle söyleyeyim örnek söyleyeyim bu kısmı zaten boş arazi burası işte Galerici Resmi'si var. Diyorsun ki Ankara'da eğer bir ihale olacak olsaydı diyorsun, Ankara yönü bu taraftaydı evet. Şurada buluşurlardı. Buradan devam ederdi Ankara'ya. Kesinlikle. Bunu mu anlatmaya orada mutabıkız. Ayrıca şunu söylüyorum. Hüseyin Bey şimdi araçla gittim geldim. Hani o gün size dedi ki ben aracı bıraktım araçsız gittim dedi ya bunların yanına. Ben doğru anladıysam. Her ikisini de alternatif olarak düşündüğümüz zaman yani harita üzerinden veya görsel olarak ben orayı canlandırdığım zaman Ankara'yı iyi biliyorum çünkü kısmen. Şimdi Hüseyin Bey örnek söylüyorum. Uğur abim gel bu taraftaysa Hüseyin Bey solunda kalıyor şeker fabrikası sağında kalıyorsa istikamet zaten tersi araçla da gelse şurada bir yerde yol ayrımı olması lazım. Burada yani yolun başlangıcı lazım. Anlatabildim mi? Yani Ayaş yolu istikametine gittiğiniz zaman yani bu aracın buradan araçla da gelmiş olsa buradan gelip böyle dönmesi lazım. Artı yani araçla geldiğin insanları sen orada niye bekletesin ki? Kardeşim yolun bu tarafına geçin. Ankara zaten bu tarafta. Herhalde, yani evet. Ayaş yolu dediğiniz yer tamam. Mesela şuralarda Galerici Resmi'si var, boş araziler var, işte kısmen böyle ormanlık alanlar var. Yani ben kısmen hatırladığım kadarıyla buradaki çakışmayan şey ne biliyor musunuz? Buradaki beklettiğin insanları araçla alsan bile anlatabildim mi? Sen buradan gittiysen sen geri buradan ters yönden buraya nasıl geldin? Yani buradan gelme şansın da yok senin.
hiçbir şekilde tutar bir şey yok. Ha Hüseyin Bey hakkı da şeker fabrikasının önünde. Mesela ben Hüseyin Bey'e sadece şunu sormak istiyorum. Diyorum ki sen şeker fabrikasını şurasını kabul edelim. Şeker fabrikasını tam neresinde bıraktın? Şeker fabrikasını da bıraksa, buraya da bıraksa buradaki bütün yollar patika yoldur. Stabilize dediğimiz yollardan, anlatabildim mi? Orada araçla gelme gibi bir ihtimalin yok. Vardır ama kısmen stabilizenin biraz daha üstünde, tabiri caizse tarla tipi yollar vardır. Eğer ki senin evin sol taraf, yani benim şu anki duruşuma göre sol tarafta kalıyoruz ki senin anlattığına göre, onun anlattığına göre şeker fabrikası sağda kalıyorsa istikametleri hiç çakışmıyor. Bir. İkincisi, yani sabah görüştüysen veya pazar günü görüştüysen, sabah bu insanla görüştüysen saat kaçta görüştün sen bu insanla? Mesela 26'sı görüştüm diyor ya. Görüşemez. Çünkü 25'i gecesi zaten telefon tamam. Hareketleri bitti. Tamam yani, ama şeker fabrikasını oraya bıraktın işte, diyor ya. Onu ben soruyorum işte. Ben şimdi şey şeker fabrikasını oraya bıraktın, bu adam ne oldu? Atıyorum pazar günü bir şirket hattı var diyor da Uğur Bey şirkette çalışmıyordu hayır, ki. Hayır Serap Hanım. Yalnız yani, o numaradan değil. Aradığını da söylemedi. O numaradan ben görüşme yap. Ben hiç o telefonla evet, hiç görüşmemiştim ki. Ben dedi normal şahsi bir tane daha şirket hattı vardı ama ben görüşmedim dedi. Peki hattı varsa niye görüşmedin? Görüşmediğin hattı nereden biliyorsun. Evet. Pazar günü siz sözleşmişseniz pazartesi günü belki bu insan uyuyakalacak, belki hastalanacak, belki gelemeyecek, belki gerçekten yani birisini bir şey bekleseniz 5 dakika gecikse telefon yani. Açıyorsunuz. Hayır, ya da 500 bin lirayla kaçacak. Evet. Tabii. Değil mi? Yani 500 bin liradan bahsediyoruz. Serap Hanım, bir de şöyle bir şey söyleyebilirim. Tamam, ortaklar vardı diyor şahıs. Diyor ki ortaklar var. O zaman o ortaklarla beraber o ortaklar aldı gitti o parayı belki. Uğur ne oldu? Ya da şöyle hani diğer isimlerini bilmiyorum Hüseyin diyor. Bey de gerçekten şunu söyleyeyim. Kendi parası var bu işin içerisinde. Anlatabildim mi? Niye başkalarını korumak çok net olarak biliyor. Belki. Net olarak biliyor. Kendi parası da yüklü bir paraları var. Yani bu kadar zengin, valiyetli bir insansa. Abimin de yerini de söylemek istemiyor. Anlatabildim mi? Parasının yanacağını düşündüğünden olayı. Hani kendine bir güvence, bir teminat alamadığı için. O günkü televizyon programında hani dedi ya. Geçenki programda işte devlet vergisiz olduğu için falan el koyuyorlar diye. Bu işte ne bileyim belki farklı bir şeylerden dolayı parayı kazandılar. Anlatabildim mi? Tek kalem doğrudur. Ticaret yapmış olabilirler. Takdir ediyorum. Evet, senin bir zeki bir insan yani. Tamam, yaptılarsa Uğur'un paraları nerede? Birlikte ortak yaptılarsa. Ben de onu diyorum işte. Uğur'un parası nerede o zaman? Serap Hanım, bir şey daha söylemek istiyorum. Yani şöyle bir, ben şöyle bir izlenime kapılıyorum. Gerçekten böyle bir şey. Bizim kardeşimiz kayıp. Bizim canımız gerçekten çok yanıyor. Biz hepimiz burada tek dilek tek yüreğiz. İnşallah Allah'ın izniyle de güzel şeyler duyacağız. Sayenizde İnşallah, olmak yavaş, kaydıyla. Yavaş. Ama ben bu kişide hiçbir şekilde böyle bir hiç acısı hissetmiyorum ya. Benim açıkçası gerçekten maddi olarak böyle bir yıkıntının içine girsem yani bu... derim ki ya kardeşim seni kardeşim kayıp anlıyorum seni. Sizden senin canın önce yanıyor. Ben gelirdim. O gelirdi bu programa. Yani evet. Benim gerçekten canım yanıyor. Bizden önce Uğur'u neden aramamış? Sizden önce o gelip bana diyor, benim 500 bin liralık bana gitti. Senet verdi. Paramı aldı gitti. Evet. Ben Uğur Şimşek adlı kişiyi arıyorum diye o gelirdi. Ben olsam söylerim. Serap Hanım kendi adıma düşünüyordu. Arabaya da takıldık. Arabanın bir modelini öğrenemiyoruz. Mesela ne bir diyor? De emanet aldığınız bir aracı. Serap Hanım sizden ben bir araç alsam veya avukat beyden herhangi birinden bir emanet araba almış olsam anlatabildim mi? Bunun bir ilk defa bir benzinine bakarım. Çünkü sonuçta ihaleye gideceksiniz. Ankara içinde dolaşacaksınız. Bir yerden benzin almış mı veya hemen aracı götürdüyse benzinin olup olmadığını biliyor mu? Veya akrabasına dedi ki kardeşim depoyu doldur bana ver mi dedi. İkinci de bir merak ettiğimiz bir şey daha şu var. Şimdi hani Hüseyin Bey sürekli diyor işte şuydu buydu. Yani ben net olarak şunu sormak istiyorum. Kardeşim senin paranı teminat altına alamadığın için sen güvence altında değilsin. Anlatabildim mi? Hı hı. Senin büyük paraların var. Abime verdiğin, beraber iş yaptığınız, diğer ortaklarınız. Anlatabildim mi? Belki onlar da Hüseyin Bey'i kandırdılar. Hüseyin Bey çok haklı olabilir. Yani ben biraz agresif davranıyor olabilirim ama tabii ki biraz canımız canına haber alamadığımıza. Bize sadece Hüseyin Bey'den istediğimiz ne biliyor musunuz? Abiniz yaşıyor, bitti. Bu kadar ya. Biz burayı da terk ederiz, emniyetle de bağlantı kesin. Her şey. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Sen, Hüseyin Bey, sen bugüne kadar yani. Uğur'u neden aramadın? Yani sen diyorsun ki bana İbrahim Bey sürekli paradan bahsediyor, paradan bahsediyor. Bizim parayla işimiz yok. Bak kardeşim. Paranın peşine düşmesi gereken sen. Yani Uğur'un peşine senin düşmen gerekiyor. Sen arayaydın. Sen bugüne kadar niye aramadın Uğur'u? Sen diyorsun ki aradım telefonu kapalıydı. Telefonu kapalıydı da sen gidip bir emniyette sordun mu veya gelip bir ne bileyim televizyona veya medyaya veya internete. Aileyi aradın mı? Yani sizden birini. Sen diyorsun ki onlar aradın beni aramadı. Yıldırım'ı tanıyor musun? Sen bizi niye aramadın yani, kardeşim? Diyelim ki ben para verdim adam kayboldu gitti. Ya tamam sen belki sen de belki parandan vazgeçtin. Belki de istiyorsun orasını bilemiyorum. Ama diyedin ki ya arkadaşım bu adam en son benimle beraberdi. Bu adam 500 bin lira para aldı gitti. Sen bizi niye aramadın arkadaşım?
Ya mesela abimi emniyette gördüğünden mesela bahsetti. Ya ben gördüğüm bir insana kesinlikle soramam. Ay ne güzel, iyi olacak hastalanayana doktor gelir misali diye düşünürüm. Kardeşi gelmiş, bundan daha iyi kim yakın olabilir? Paran da bana gitmiş kim verebilir? Gider tanışırım dedi ya, geldik çay içelim kardeşim. Yani, kesinlikle. Benim de paramı aldı, abiniz ortadan kayboldu. Evet. Ne güzel, hazır ayağına kadar gelmiş. Bir şey biliyor musunuz diye. Belki de biliyorum, belki de biliyordum. Sana yardımcı olabilirdim. Gerçekten. Ben bir de şunları eklemek istiyorum. Serap Hanım, Hüseyin Bey büyük bir ihtimalle bizi duyuyordur. Umarım duyuyordur. Bize yardımcı olacağını, çok mütevazı beyefendi insan olduğunu görüyorum. Konuşmalarından olsun, tavırlarından olsun. Şunu öğrenmek istiyorum. Sayın avukatımız da gerçeği iyi bilirler de. Şimdi yani Hüseyin Bey'i çağırırken işte savcılık kanalıyla mı, tebligat yoluyla mı gitti? Emniyet mi çağırdı? Yoksa kendi isteğiyle mi gitti? Hani ben ya hani aradan kaybolan zaman aşımı daha aktif bir şey yokken sen bu bilgiyle yani ben sana... Ben şöyle zannediyorum. 25'inde oraya girerken görülmüş ya evine. Zannediyorum o kamera kayıtlarından ona ulaştılar. Ama aynı kamera kayıtlarında ne pazar günü ortağının geldiği, ne Uğur Bey'in geldiği, ne de efendim cumartesi günü öncesinde yine ortağının geldiği. Bunların hiçbiri yok. Veyahut da çıkış görüntüsü çıkış var mı acaba? Eve giriş ellerin, görüntüsü var ama çıkışı var mı? Valizlerle çıkmalar, bunların hiçbiri yok. Bir ya de valizlik o kadar para neymiş ki Serap Hanım? Bunlar bankacılık mı yapmışlar? Mesela ben diyorum valiz derken, valiz derken bayağı büyüklü bir para olması 500 lazım. 500 bin liraysa tabii bayağı bir Serap Hanım, TL olarak verdiğinde 200'lük evet, bile olsa bir çanta yani. Yok bir şey. O kadar yapma Serap Hanım. Şunu söyleyeyim yani 200'lüğü de düşünsek yani siz takriben tabii ki söylüyorsunuz ama hani bunun hepsini TL olarak mı verdi? Bu bir. İkincisi işte bir kısmını o gün de söylemiştim ben size. İşte bir kısmını döviz müydü veya işte para mı yetmedi? Ya avukat bey benim 300 bin liram var. Benim sevdiğim bir dostum geldi. Ortağım kaldı. Şu 100 bin liralık bilezim eder. Örnek söyleyeyim. Hanımının bilezini götür bozdur mu dedi veya kendisi mi bozdurdu? Şunu öğrenmek istiyorum. Hüseyin Bey'den İlk ifadeye gittiği tarihte savcılık kanalıyla mı gitti? Emniyet mi çağırdı yoksa kendisi mi? Acaba kendinde hadi ben gideyim yardımcı olayım dedi. Suçluluk anlamında demiyorum, tenzih ederim. Ya evet, çünkü bizim gittiğimiz söylediği tarih 3'ü. Yani sen ayın 25'inde veya 3'ünde neyse bu şekilde gittiği zaman sana nasıl ulaştılar bunu? Şimdi 25'i dedik ya, ondan sonrasında 3'ünde çağrılıyor ya. O süreçte sizin de bir kayıp başvurunuz evet, var ya. Evet. O dönemde belli ki emniyet bir çalışma yaptı. Ve Aşti'den yani otogardan tamam. Sonraki görüntüleri takip etti ve Hüseyin Bey'in, Uğur Bey'in bir araçla alındığını ve devamında da sabah ya bir de gündüz ya Sincan'daki Hüseyin Bey'in evine giriş görüntülerini buldu. Onun üzerine de onunla irtibata geçmiş olabilir. Tabi bu konuda bizi Hüseyin Bey daha net aydınlatacaktır ama şu zaman çizelgesini getirirsek ekrana arkadaşlar bir şey daha söylüyorum. Hüseyin Bey... Kardeşim, bunu emniyet de neden seni çağırdı, neden sana sorular sordu? Aynen. Çünkü Uğur Şimşek'i son gören kişi sensin. Çünkü 25'inde diyorsun zaten aldım, getirdim, evdeydik, senet imzaladı vesaire. Evden çıktı gitti diyorsun. Bunu nasıl ispatlıyorsun? Sonra diyorsun ki pazar günü tekrar geldiler. Bunu nasıl ispatlıyorsun? Sabah 27 Temmuz sabahı 7.30'da buluştuk diyorsun. Bu sen sadece bunları söylüyorsun. Ama bunları ispatlayamıyorsun. Ispatlı olan bir tek şey var. 25'inde gece 12'de Uğur Şimşek'in telefonunun bütün hareketleri durdu. Tamam. Yani onu son gelen kişi sensin. Ama 8'de, ama 9'da, ama 12'de onu bilemem. Sen diyorsun ki 8-9 gibi Sincan'da taksi bile çağırmadan nereye gitti bu adam? Bir de bir şey... Kız arkadaşıyla buluşacaktı. Oraya bile gitmek için bir vasıta lazım herhalde. Serap Hanım üzerinden nakit olmayan bir insan bakın saat 11 dediğiniz zaman tramvay, metro bir şey biter. Bir de pandemi bu yolda, Serap bu yolda belki yasak vardı. Bu yolda, evet, belki Ayaş yolunda. Vardı. Yani İstanbul'da yaşıyorsunuz siz daha iyi bilirsiniz. Bayan dahi olsanız taksi bulmanız zordur. Büyük şehirlerde kısmen rastlarsınız. Ankara gibi bir yerde nedir biliyor musunuz? Adam şunu düşünür. Alkollü mü, sarhoş mu, kapkaççı mı? Malum herkesin başına geliyor olabilir. Yani o saatte taksi bulman dahi mümkün değil. Artı sen buradan bu ulaşımı nasıl gideceksin? Üzerinde hani biraz önce o gün avukat beyin de söylediği gibi 1900'da sadece kartta olan bir insan, üzerinde nakit parası olmayan bir insan taksilerin birçoğunda kart vizit yoktur. Yani yeni yeni post... Peki Yıldırım, size şu haberi vereyim. Evet. Hüseyin bağlanmıyor. Neden? Bilmiyoruz. Bağlanmayı reddediyor. Zaten o en son bir konuşmamız vardı ya. Hı. Sen hangi araçla gittin evet. O Sincan yoluna? Sen kimin aracıyla gittin?
araç otomatik değildi, yok manüeldi. Çünkü daha önce dedi ki ben sonra dedi bıraktım dedi. E sen karını almaya köye gidecektin. E arabayı kullanamayacaktım. Evet. O zaman yeni araba. Arabanın rengi, plakası kimden aldın? E avukatın kim? Sana bu bilgileri veren. Bu soruların ardından Hüseyin bizimle iletişimi kesti. Tabii. Bu soruların cevabını istiyoruz Hüseyin ve o gece saat 12'de kardeşim onu son gören kişi sensin. Bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Diğerleri afaki, Sincan yolu 10 kilometre, şeker fabrikası, çok nokta atışı bir yer. Yani çok herkesin hani Ankara'yı az çok bilen birinin bileceği bir yer ya da o mıntıkayı. Efendim bir tane kadın. Kadın yani. Şık kim? Giyinimli. Şık ama hiçbir giyimli. Eşkal yok. Evet. Hiç eşkal yok. Sarışın efendim, Uğur Bey iş adamı gibi giyinmiş. Adamın öyle bir kıyafeti yok yani. Kesinlikle yanında hiçbir şey yoksa. Yanında olmadığı eminim. Gibi evde de öyle giyinen bir evet. adam değil. Dolayısıyla bu soruların cevabını emniyet tekrar çağıracaktır seni. Bu soruların cevabını vermek durumundasın. Şu avukatının da bir numarasını ver bize lütfen. Serap Hanım. Özür dilerim virgül koyacağım çünkü Emine Hanım'ın konusuna geçeceğim. Bu arada Uğur Bey'in yine böyle bir işte çay ocağında çay içerken tanıştığı ve birlikte iş yaptıkları bir arkadaşı var. Ahmet diye bize röportaj verdi. Onu da yarın yayınlayacağım. Zannediyorum diğer ortağı Ömer Bey de yarın yayında olacak. Ve bu arada Hüseyin'e şunu da söylüyorum. Bize eşkal ver. Ortak iki kere evine gelmiş. Böyle bir adet yok. Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de. Sarı çizmeli Mehmet Ağa diye mi tanıştırdı seni? Ahmet mi dedi, Mehmet mi dedi, Hasan mı, Hüseyin mi dedi? O da elini uzatıp merhaba ben Ahmet bir şey demiş olması lazım. Ve sen bu ismi bize söylemiyorsun. Eminim emniyete de söylemedin. Çünkü en kolayı şudur. Bilmiyorum söylemedi. Nasıl ama, söylemez ama ya? Isim, isim olmasın ama eşkal verin. Eşkal. Peki virgül koyuyorum yarın devam edeceğim bu konuya. Şimdi sosyal medya üzerinden çocuğunu kullanarak son dönemde 30 bin lira toplayıp o parayı da erkek arkadaşının hesabında tutan Melek Hanım'ın konusuna geçiyorum. Kızım hasta diyerek sosyal medya hesapları üzerinden yardım toplayan Melek canlı yayına katıldı. Bunu açıkla, ne yaptın? 30 bin lirayı ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Bugün bana teslim edin diyeyim, ben o parayı size teslim edeyim. 2 yıl önce tedavisi biten Duru için neden para topluyor? Vay o 30 bin lira çıkmadım. Neden 3 aydır Fuat denen hiç Duru ile alakası olmayan kişinin hesabında duruyor? Neden? Zaten ben tekrar ediyorum bakın, bu insanla evlilik yolundayım zaten. Evlilik parası ben... olarak mı kullanacaksın Duru için gelen parayı? Hayır. Şok itiraf. Duru için aldık denen araba nerede? Yani Duru bir kere bile o arabayla hastaneye götürülemedi öyle mi? Bir şey sorabilirim. Yok götürülmedi. Yalan söylemenin anlamı yok, götürülmedi. Ve arabada kayınpederinde kaldı Trabzon'da öyle mi? Doğru. Birazdan. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İdare ediyoruz. İdare ediyorsun. İdare ediyorum. Çok şükür. Şükür Allah'ıma. Şimdi büyük oğlunun eşi Özlem'e Kubilay Erdaş yanında muhabirimiz. Ona bir canlı yayınla dönelim. Çünkü dün Özlem bazı Melek'in söylediklerine cevap vermek istedi fakat vaktimiz sınırlıydı. Kubilay'cığım merhaba. Özlem merhaba. Merhaba. Merhaba Serap Hanım. Merhaba Özlem. Ben gerçekten bu araba olayı var ya hani bu Durucuk için toplanan paradan kayınpedere alınan çok gürültü var Kubilay, çok gürültülü bir yerde misiniz ya da çocuklar evin mı var? Evin içindeydi de sokaktan seyyar satıcılar geçiyor. Anladım peki. Kapıyı bir kapatabilir misin? Şimdi bu arabanın hala kayınpederinde olması, Trabzon'da olması, bu arabayı İsmail'in dahi kimsenin görmemiş olması sadece fotoğrafından onu kullanıyor olması benim çok içime dokundu Özlem. Sen, evet efendim. Senin bu arabadan haberin var mı? Evet var. Hı. Ne diyor İsmail yani? Niye bu araba satılıp da parası çocuğa harcanmadı? Bu arabayı şu anda kayınpederi Trabzon'da kullanıyor mu? Yoksa o araba geldi Melek'in erkek arkadaşı Fuat mı kullanıyor? Ben bunu da merak ediyorum mesela. Ben size şöyle söyleyeyim, arabayı ilk aldık dediler, sonra orada dediler, arabayı almaya gideceğiz falan diye konuşuldu. Sonra ben de hatta dedim ki İsmail'e, madem ki gitmek istiyorsun dedim, abinin şoförlüğü var, abinle birlikte gidebilirsin dedim. Ve gideceğiz falan filan işte konuşması geçti ama hiçbir zaman getirme şeyi olmadı. Sonra zaten ayrılıktı, şuydu buydu işler girdi, orada kaldı, ayrıldı.
inandıktan sonra da biz dediler arabayı sattıracağız, para bana geri gelecek kelimesini kullandı. Bir şekilde gelmedi. Peki İsmail telefondaymış. İsmail merhaba. Merhaba. Bu arada Melek telefonlarımızı kapatıyor. Dünkü sorularımızdan özellikle bu araba mevzunun tabii çok acayip bir olay olduğu kesin yani. Bu artık kabul edilebilir bir şey değil. İsmail bu araç satıldı mı sence? Hala kayınpederin kullanıyor mu? Bir bilgin var mı? Yok Serap Hanım da. Onunla ilgili bilgim yok. Hiç sormadın bu iki yıl içinde. Melek hani bir de çocukları bırakıyorsun alıyorsun. Hani siz öyle kavgalı bir karı koca ayrılığı yaşamamışsınız ya. Melek bizim kızımız için para yatırılmıştı ve biz araba almıştık babana. Ne oldu araba diye sen de mi sormadın İsmail? Yok araba soruldu. Araba satılığa çıkacaktı. Ondan sonra satılmadı. Sonra eski kayınpederim demiş ben arabayı satmayacağım. Satmayacağım. Hani, şöyle satmayacağım demiş. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani zor durumda, ne zaman zor duruma düşerse o zaman bu arabayı alırsınız. Yoksa siz bu parayı yersiniz demiş. Yani kendisi arabayı o zaman satsaymış, bankaya koysaymış 3 kuruş daha faiz gelir. O arabanın, o paranın fiyatı o paranın şeyi artarmış değeri. Bir de ayrıca o 60 bin liraya alınan araba şu anda çok daha fazla. Bu 2 yıldır zaten çocuğun tedavi masrafı yok. O zaman nasıl oluyor yani söylediği hiçbir şey mantıklı değil ki. Hani bir de hani bilmiyorlar mı bilmiyorum ama sigortaya çocuk adına hani bankaya diyelim yatıramıyor çocuk adına. Sigorta şirketleri böyle çocuk adına işte hani üniversite masrafıdır diğer masraflar içindir. Şey vardır ne derler yatırım sigortası deniyor onlara. Yani bir fon gibi. Fon gibi. Yani hiçbir şey kaybı maddi kaybı olmadan sadece çocuk 18 yaşına gelince alabileceği veya işte çok acil çocukla ilgili acil bir durum olduğunda alınabilecek şekilde yatırılabiliyor. Oraya yatırsaymış madem. 2 yıldır arabayla fırt fırt geziyor demek tabii. Ki yani. Böyle bir saçmalık olur mu? Şimdi haber müdürümüz Aybike Emen telefondaymış ve bu arabayla ilgili galiba bir son dakika bilgisi öğrenmiş. Bakalım ne öğrenmiş. Aybike merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Ne öğrendik Aybike? Serap Hanım, Trabzon Beşikdüzü'nden ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz aradı bizi. Hı. Melek Hanım'ın aldığı arabayı Melek Hanım'ın babasının kullandığını iddia ediyor. Hı. Ayrıca Melek Hanım'ın o köyde, oturdukları köyde bir ev yaptırdığını iddia ediyor. Hı hı. Melek Hanım'ın da ailesinin durumunun, maddi durumunun daha önce çok iyi olmadığını ama annesinin yakın bir zamanda yüklü miktarda altın alışverişi yaptığını söylüyor. Hı hı. İhbarcımız bunları aktarıyor Serap Hanım. Çok güzel. Vermek istemiyor çünkü o da aynı köyde oturuyor. Çok güzel. Yani özür dilerim. Yani özür dilerek bir şey eklemek istiyorum. Gerçekten çok rahatsız oldum ben bu konuyla alakalı olarak da. Çünkü Allah rızası için kızım SMA hastası yardımınıza ihtiyacım var diyerek insanların böyle en hassas duygularını istismar ederek para toplayıp o parada araba alınıyor, ev yaptırılıyor, altın harcanıyor, altın alınıyor. Bakın bu iddialar çok ağır. Burası bu noktada bir kuruş gönderenle 1 milyon TL gönderenin gönderenle ilgili suç aynı ve Cumhuriyet Savcılığı'nın bu konuda re'sen kendiliğinden bir soruşturma başlatması gerekir. Bu konuda Emine Hanım bir şikayeti var. Ama kamu vicdanı şu an itibariyle ciddi anlamda zedelenmiştir. Başkaca gerçekten mağdur olanlar bile mağdur olmaya başlamıştır. Cumhuriyet Savcılığı'nın re'sen bu hanımla ilgili olarak o arabayı kullanan kişi dahil kim ilgilisiyse bu insanların duygularını istismar edip de para alan ve o parayı şahsi menfaatleri için kullanan kişiler hakkında soruşturma başlatmalıdır artık. Ve bu araba alınmıştır. Araba İstanbul'da alınmıştır. Sözde Duru bebeğin hastaneye gidişi kolay olsun diye alınmış. Ancak araba Trabzon'da alınmış. Oradan bir araç alınmış. Ve direkt olarak Meleğin babasının üzerine yapılmış. Aile 2 yıl boyunca o arabayı yakından bile görmemiş. Sadece fotoğrafta kayınpeder bakın ben bu arabayı aldım diye fotoğraf atmış. Ve Duru bebek o dönemde yine hastaneye toplu taşımalarla götürülmek zorunda kalınmış. Ve de şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Lütfen gerçek mağdurlarla bu insanları ayırın. Gerçek mağdurlar SMA tip 1 hastalığı taşıyan çocuklar ve aileleri
ve onlara uygulanabilecek bir miktarı çok yüksek olan bir parayla alakalı kampanyalar yapılabiliyor. Bunun yanı sıra da valilik izninin alınmış olması gerekiyor. Onları mağdur etmemek adına bu açıklamayı birkaç kez daha yapabilirim. SMA bir tipi ve valilik onaylı ve de tedavide kullanılacak bir ilacın ulaşması mümkün olmayan bir rakam olduğu için 2 milyon 400 bin dolar gibi çocukların ölüme mahkum olmaması için insanlar ellerini taşın altına koyuyorlar. Onunla bunu ayırmamız gerekiyor bir. İki, gerçekten de insanlar 100 lirasını bile bizim milletimiz hele çocuk söz konusu hele sağlık söz konusu olduğunda cebindekini de koyarlar. Bu insanların da ahı var ve şeyi var o parada. Evet, Melek telefondaymış. Melek, baban neden arabayı satmıyor? Serap Hanım, ben bir şey sorabilir miyim? İsmail Bey de telefondaysa. Tabii ki. Ben artık hiçbir şekilde susmayacağım. İsmail Bey babamdan kendisi, yani hani diyorsunuz ya durumun tedavisi için kullanılsın diye. Kendi hakkını babam ona yollamış mı, yollamamış mı? Bakın elimizde kanıtlar var. Bankanın dekodları elimde. Hangi hakkı? Yollamış mı? Melek, yollamamış mı? Melek ne hakkı? Bu babam bize bu 60 bin lirayı yollamış mı, yollamamış mı? İsmail? Anlamadım ben tam. 60 bin lirayı diyor. Benim babam diyor. İsmail'e yolladı diyor. 60 bin lirayı. Nereden çıkarken 8 aylık ev kirası vardı. Benim babam yatırdı. Bu bir. 8 aylık ev kirası. Kaç liraydı ev kiranız? Melek kaç liraydı? 1400 lira falandı. Bu da belgeli Serap Hanım. Size WhatsApp hattından atacağım. Bu tamam. Bir. Kendisi 15 bin liralık bir dolandırıcılık suçuna karıştı. Bir arkadaşına 15 bin lira para verdi o paranın evet, içinden. Bunu geri almış mı almamış mı? Kaç, bu iki. Kaç liralık dedin Melek? 15 bin liralık. Evet. İki. Bu üçüncüsünü söyleyeyim. Bana 7 bin liralık borcunu babam mı ödemiş? Kendisi mi ödemiş? Bunu da açıklasın. Kaç liralık nereye borç? Onu da bir daha tekrar. Manava. Manava kaç lira? 7 bin lira. Ödenmiş mi? Ödenmemiş ne mi? Ne aldınız manavdan 7 bin liralık? Devir mi aldınız manavı? 11 ay boyunca. Bakın benim babama 60 bin lira bir araba alındı deniliyor. 11 aydır. Bakın 11 aydır ben bu çocuklara tek başıma bakıyorum. Orada oturan kadın 11 aydır çocuklarım ne yiyor ne içiyor diye düşünmüş mü? Düşünmemiş. Benim babam yolladı. Benim babam benim ev kiramı gönderdi. Ama bir şey ekleyebilirim Melek Hanım. O geçen Melek Hanım bir bakın, şey o çocuk, özür diliyorum. Bakın geçen dediniz ki babamın desteğiyle ayaktayız dediniz. Babam destek oluyordunuz. Şimdi de diyorsunuz ki babam bu paraları arabanın bedeli olarak gönderdi diyorsunuz. Sizi bu bir çelişki değil mi? Ya babanız iyi niyetli olarak yardım için gönderiyordu hani. Olmadı demiyorum. Sadece benim anlatmak istediğim burada babamı karalıyorsunuz. Babanız ne iş yapıyor Melek Hanım? Hani köyde yaşayan benim babam, falan gibi benim böyle. Benim babam emekli kaptan beyefendi. Benim ne babam kaptanı emekli yani? Kaptan derken şimdi uzak yol kaptanı var, taka kaptanı var, sandal kaptanı benim, var. Benim babam emekli kaptan beyefendi. 11 aydır kendi torunlarına benim babam bakıyor. Ama şimdi o parayı istiyor. O parayı arabanın parası olarak olduğunu söylüyorsunuz. Bir saniye ama beni dinler misiniz? Ben kendimi ifade edemiyorum. Peki. Bakın ben yayına katılmayacaktım. Ama yok benim ailem altın falan almış ya. Benim babam kendi yerini sattı. Daha bir ay öncesinde dedemden kalan yeri satıp kendi hesabına yatırarak o altınları aldı. Siz ne kadar iftiracısınız. Sen annesin ya hani. Sen annesin ya. 11 aydır bu torunlarım. Ben neyken bir kere aradım da. Bir dakika. Bir kere biz ne yiyoruz ne içiyoruz dedin mi? Sen bir senedir çocuğunu aradın mı? Sen bir senedir neredesin? Sen annesin. Ben kaç senedir bu çocuğa bakıyorum. Ben suçlu olsam savcılığa kendim gitmem. Kendi ayağımla kendim sen bağırmanın kendini yırt orada yırt. Kendini bağırmanın kaybedemezsin ya. Bir saniye Emine Hanım bir saniye. İsmail de orada. İsmail de yayında. Allah aşkına sorar mısınız ya? Ben çocuğumla üçlü görüşmeyi İsmail bana çocuğumu göreyim diye üçlü kamera görüştürmesi yaptırırken bu kadın kamerayı kapattı mı kapatmadı mı? Ne yaptı? Yapmayın Allah aşkına. Ben 11 aydır bakın 11 ay diyorum ya boşandıktan sonra 11
kendime. İki çocuğa bastım ya. Tanışmıyordum Serap Hanım. Ben hiç kimseden böyle bir talepte bulunmadım. Ben kızıma evet, ben bu paraları topladım. Ürün karşılığı olarak gönderdiğime dair bütün kargo listelerini satıcılığa ilettim. O ürünlerin yanına her niye Doron'un fotoğrafını dair koydun Melek? O tamam, ürünlerin yanına... Olabilir. Bakın bu bir... Benim arkadaşımla olabilir yazışırken tamam niye o kadar tamam ağladın babana? Olabilir. Kaptansa, emekli kaptansa, evet, durumunuz iyiyse kiramızı bile ödeyemiyoruz. Duru'nun durumu malum, şu kadar da aylık gideri var diye niye yalan söyledin o zaman? 4 aydır hiçbir destek almadım hiçbir yerden. Ama sen bakmıyorsun zaten 3 aydır zaten Özlem'in yanında. Bir şey yok. Özlem'in yanında ya da değil. Serap Hanım, ben size tek bir yazışma atacağım. Hayır, ben bir de savcılığa sundum belgeleri dediniz. Hakkınızda dolandırıcılıktan soruşturma mı açıldı Melek Hanım? Ben kendim gittim beyefendi. Ben açtım davayı. Ne zaman açtınız? Kimdi, ne davası kim açtınız? Ben açtım ben. Kimden şikayetçi oldunuz? İftiralara. Bana para gönderdiler diye mi şikayetçi oldunuz? Ben hakkımda atılan iftiralara, tamam mı? 4 aydır, ben 3 aydır çocuklarım yanıma gelmiyor. Şöyle mi? Ben bu eve taşınalım. Bu iftira mı? Bu ya bu taşınalım. İftira değil ya. Bu 3 aydır iftira. Özlem işte bu yayında. Ben sizin kanalınıza resimler attım. Videolar attım. Bunların onlar 3 ay, 3 ay öncesine ait üç Melek. 3 ay öncesine ait değil. Ben bu eve daha 2 ay önce bayram, taşındım. Bayram bayrama ait. Ben 2 ay önce taşındım. Bu sosyal medya ben hesapları, bir saniye alın sesini de beni duysun ama. Bu sosyal medya hesapları hala niye açık? Niye 4 gün önce arkadaşlarımdan para istedin? Neden hala 3 gün önce turşuların yanına kızın fotoğrafını koydun? Neden bu 11 bin, 15 bin, 7 bin lira diyorsun? Bunların tarihleri ne? Araba alındıktan önce mi sonra mı? 30 bin lira neden hala senin sevgilinin hesabında? Faiziyle mi geçiniyorsunuz? Evleneceğim diyorsunuz. Düğün parası mı yapacaksın? Bunların hesabını vermen lazım savcılığa. Peki Duru bebeğin babası İsmail ve annesi Melek Hatta. İsmail, bu paralar 11 bin, 200, 15 bin ve 7 bin manav parası, aldığın borç vesaire. Bunları sana kayınpederin mi ödedi? O mu destek oldu? Benim o 7,5 milyar manava değil. Manavın 4,5 milyar. Hı. Onu doğru. Onlar gönderdi. Ne zaman gönderdiler bunu? Melek'ten boşandıktan sonra. Boşandıktan sonra. Ve sana şunu mu söyledi kayınpederin? 11 bin, 200, 15 bin, bir de işte 4500 diyorsun. Bu paraları aldığımız arabaya mı say dedi? Serap Hanım, ben sadece şunu söyleyeyim. Ben kayınpederimle bu zamana kadar hiç konuşmadım. Hı. Hiç konuşmadım. Sadece kayınvalidemle, eski kayınvalidemle görüştüm. Ve Melek'le konuşuyorlardı. Melek bana söyledi. Bak, senin hesabına bu kadar babam para gönderecek. Buranın borcunu kapat diye. Araba, yani tapiye olalım dedi yani. O zaman şöyle. Bu tabii 25, 26, 10, 20, 25, 26, 30 gibi oluyor. Yani... Bu parayı bölüşmüş gibi oluyorsunuz yine de. Bu parayı bölüşelim demiş sana, demek istemiş. Bunun 30 bin lirası benim kardeşim. Babama araba aldık, ben ona onu helal ettim. Sen de bu 30 bin lirayı al, borçlarını yatır. Yine Duru bebek nerede burada? Bu arada kimin parasını kime iyi kime dağıtıyorsunuz? Kime dağıtıyorsunuz? Yani bu parayı gönderdi diye Melek övünüyorsun da yine Duru için hayırseverlerden topladığınız para bu. Yine 30 bin lirası babanda. Altında araba. Diğeri de borçlarını, harçlarını ödemiş. Yine Duru bebek bunun neresinde? Siz bu paraları kendinize harcamışsınız kardeşim. Hala hesapların açık. Hala sevgilinin hesabında 30 bin lira para var. Ve bunları açıklayamıyorsun bir türlü. Sevgili seyirciler, bir kez daha söylemek istiyorum. SMA tip 1 hastası çocukların çok büyük olan tedavi masrafları için ve valilik onaylı hesapları lütfen birbirine karıştırmayın. Onlar tamamen yasal hesaplardır. Bu tür sahtekarlıklara kesinlikle mahal vermeyin. Lütfen araştırarak doğru yere gittiğine yardımlarınızın emin olun. Yarın 13.15'te Star ekranlarında buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın, sizi sevenlere iyi bakın, sizi seviyorum efendim. Allah'a ısmarladık.